Benim kasetim evet. Aynen öyle zehirlenmesi yaşıyor. Evet aynen öyleydi bırakıyorum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız İpek Hanım? Nasıl Erman Yaşar esprisi? Dur bu osuruk. Dekin dönmeyim yani yani yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Demarke'ye YouTube'un yeni sefiri, artık çok iddialı konuşmaya başlıyorum çünkü götümüz kalktı. YouTube'un yeni sefiri, teveccüh makinesi, Türkiye'nin ilgi odağı ve daha bir sürü şey. Canım mısın sen, canım mısın sen, onda değil miydi daha bir sürü şey? Yok onda değildi, o başka şarkıdaydı. Neyse Cihat burada kaldı, o yüzden artık ben de yavaş yavaş ona doğru pas atayım. Aynen öyleyi, birinci senenin manyak kutlamasının hemen ardındaki ilk programa, toplamda 40. programa, bu sezonki 16. programa, 41. programa, 41 kere... Maşallah. Maşallah. Hoş diyoruz, geldiniz. Hoş bulduk. Cihat Akbel, ünlü mik, MC ve ben şimdi geçen hafta abi biliyorsun hediye bölümü yaptık. Hediye açtık. İnsanlar bizim mutluluğumuzla mutlu oldular. Mutlu olmuşlar. Biz de onlara bu hafta da mutsuzluğumuzla mutsuz olun. Geçen haftaki hediyeler için hakikaten tekrardan teşekkür ediyoruz. Bir de yetişmeyenler var demiştim o programda. Onlar geldi. Onları da bu programda hızlıca açacağız. Gerçekten sanal ilginin dışında da ete kemiğe bürünen bir ilgi oldu bu evet, hediye hadisesi. Bir fanımızla yiyiştim bu hafta. Ete kemiğe bürün. Hakikaten ekmek her yerden gelmeye başladı programda. Yok zaten oğlum öyle bir şey. Ne yiyişmesi ya? Sabah akşam maçı anlatıyoruz. Zeynel Turcihan'la fıstık götürürken şu fıstığı yer misin diye başlayan hadise. Neyse hediyelerimiz var. Bunlarla başlayalım bence. Hemen açalım onları. Hemen açalım. Kalanları. Bu arada tekrardan çok teşekkürler hediyeler için. Çok beğendiğim bir yorum var. Muhtemelen alınmıştır. Birazdan çekeriz. Adamlar analiz ustası izleyicilerimiz demişler ki Erman Yaşar'ın yalnızlığı hediye açamayışından bile belli oluyor yani. Ne oluyor? Yani adam o kadar hediye medya alamıyor ki. Ben daha o kadar Erman yalnız Yaşar'ın ki. Hayvanlığı gibi algıladım meseleyi. Hayda. Bu yoksa Alişan mı? Serden bu. Geçen hafta yanımıza gelen Alişan'ın yeğeni buradaki Serden ve arkadaşları bize Yardan. Bize Serden, Sinan parantez içinde De Bruyne sarışın arkadaş. O çok tatlı ya. Ve Alihan'dan her iki teveccüh sahibi efsaneye demiş. Çok teşekkür ederiz. Bize iki tane müthiş. Sinan yani De Bruyne olan. Ben böyle tatlı bir çocuk görmedim. Yemin ediyorum iki gün rüyalarıma girdi çocuk böyle. Az lan önce, öyle değil az lan. Az önce Sinan'dan bahsetmedin öyle inşallah. Öyle değil. Şimdi bu formalar çok güzel önce. Bunları açalım. Böyle yanaklarıyla falan oynanıyor. Çok tatlı. Samsun Spor bu sene de ondan önceki sene de çok güzel formalar yaptı. Abi şunun güzelliğine bakar mısın? Zaten arması çok güzel olan bir. Zaten armalarda da konuşmuştuk. Müthiş. Vay. Şuna bakar mısın? Sen hangisini istersin ben abi? Ben bu üstümdeki formayı çıkarıp Samsun formasıyla mı devam etsem? Bunu çok sevdim ben. Çok güzelmiş. Ben bunu çünkü sevdim. Away formalarını çok seven bir insanım. Böyle. Tamam bu da benim olsun. Alternatif. Benim ikinci Samsun formam oldu bu. Zaten kırmızı beyaz formam varsa bunu vereyim. Fark etmez boşver. Sen onu istedin. Kalbin kırılmasın. Oğlum niye kalbim? Ben klasik formaları daha çok seviyorum. Aferin bravo çocuk. Teşekkür ederim Serden, Alihan ve Sinan hepinizi öpüyoruz. Özellikle ben Sinan'ı öpüyorum. Çünkü gerçekten dünya tatlısı ya. Hasta oldu çocuğa. Evet çok tatlıydı. Teşekkürler. Açılsın artık eskisi kadar bir göbeğim olmadığı için çok sıkıntı değil. Bu arada notu oku. Okuyorum. Ben şeyi açayım. Hediye açma ustası olarak. Dünyanın en XX small şeyini giydirdiler bana. Ben buraya bir oversize hoodie ile geldim. Hoodie ile. Yok giyemezsin dediler. Okuyorum. Konya'dan sıkı takipçiniz, futbol aşığı iki doktor. Semih Ünal ve Ozan Akgül'ün nacizane hediyesi. Nice uzun güzel programlara. Çok teşekkürler bu, Semih. Bu çok bir, teşekkürler. Üstünde medya devi ezan. Erman Yaşar şeyi takar mısın? Takarım tabii. Bende de çok mübalağa etmişler. Hocaların hocası yazıyor. Teşekkür ederiz. Takalım. Biraz bunlarla devam edelim. Alkış. Şimdi neydi var isimler? Var, İsimler neydi? Amazon Prime. Semih Ünal ve Ozan Akgül'e doktor kardeşlerimize, arkadaşlarımıza sevgiler. Evet diğer hediyeyi alalım. Bu bir kitap. Ne kitabı o? Bakayım. Luna Park. Richard Layman'ın. Cihat bu sana gönderilmiş. Ben hiç üstüme Luna almıyorum. Park kitabı. Stephen King de bir fikir belirtmiş. Muhtemelen korku kitabı. Zaten Luna Parklar, boş Luna Parklar bir korku hissi. Sayende artık uyumlu. Dolular da korku çok hissi yaratıyor. Kim göndermiş? Yok. Tamam bunun ismini birazdan arkadaşın söyleyecek. Teşekkür ederim. Ver bakayım canım. PTT Kargo'dan gönderilen enteresan bir şey. İstiyorsan bir tane de bana ver. Sıra sıra açalım. Tamam. Bu çok enteresan. Yani bunun açılımı için. Oradan. Ha, oradan çekim yapma şansımız var mıymış? Bu ne lan? Benim kasetim evet. Bana eski günleri hatırlattı. Sonunda... Bir dakika. Sonunda o görüntüler. Yiyiş görüntüleri. Şale'den Özgür'e gelen. Bir National Geographic Leopar'ın Gözleri belgeseli. Burada da. Çok azdım. Bu mesajı sana yazdım. Dönerse senindir. Şansımı seveyim. Hadi be oğlum. 3 tane. Buna bir. Ben sen baktın. 3 film birden. 3 film yüklemişsin.
Yani bize 10 yıl öncesinin yaşatmış. Teşekkür ederim. Ne İsim filmi? Var mı? Çalıştırabilecek mekanizma bulma dileğiyle iyi seyirler Teham Medyacı'dan. Twitter, Sitokinex, Instagram, İlker Das. Teşekkürler İlker bize bu enteresan hediyen için. O ne, şiir mi? Öncelikle merhaba abilerim. Ben Osman Faruk. Merhaba Osman Faruk. Bu saçma sapan iç bunaltıcı zamanlarda yüzümüzü güldürdüğünüz için ikinize de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Osman Faruk. Estağfurullah. Gönderdiğim hediyelerin neredeyse tamamı kardeşim Zeynep'in emeğidir. Ay. Aa çok güzel. El yapımı. Bakalım. Sizden her ne kadar bir haber olsa da benim için önemli olan insanlara tatlı bir şey yapmasını istediğimde hemen kabul etti ve elinden geleni yaptı. Aynen öyle için olan bu hediye hep bu çatı altında kalsın ve bu şaheser program hiç bitmesin. Olur da biterse bu hediye Cihat abide kalsın. Diğer hediye de hazır medya devini orada bulmuşken yine çok sevdiğim diğer programa, yani Londra merkeze giderse sevinirim. O kısmı tam anlamadım ben. Sevgili Zeynep'in bize yaptığı bu bir... Aa bir dakika. Ayda. Şunu göstermek. Canım Zeynep. Ellerine sağlık. Bu programın bir artık parçası olacak. Evet. Neyden yaptığını da tam anlamadım ama taş ama. Oyma taşı boyamış gibi geldi. Ya orada detayı sen duymadın yavrum. Program biterse bunu Cihat abi alsın. Tamam demiş. Ben alacağım Zeynep'ciğim. Aslında Cihat abi alsını diğer anlamıyla kullanıyorum demiş ama ben onu hani... Zor yani program şeydeki... bitse de bitmese de bu zor. Öbürünü açacağım. O da Londra merkeze gitsin demiş. Ya mesela tamam. 1700 yılı APT'de gidiyoruz. Tamam. Bunu Amerikan aynen, başkanına bu da, götüreceğiz. Evet, hat arabasında gidiyoruz. Merkez şeyli, bunu sana veriyorum. Bizi bastılar. Bunu hemen ya, tamam. Işte. Bu da Londra merkez. Bunu da sana veriyorum. Bunu da sana bir programa ilet. İsim neydi? Londra merkez. Yok çocuğun ismi. Osman Faruk. Osman Faruk kardeşi Zeynep'e devam çok teşekkürler. Zaten. Devam et. Bu programın çok güzel bir parçası oldu. Çok Nihal teşekkürler. Taşı. Osman Faruk K ve Zeynep K. Soyadlarını sanıyorum burada yok. Tamam. Burada var mı? Yok. Ama Osman Faruk ve Zeynep. Aynen öyle için olan hediye hep burada kalsın. Program biterse Cihat abiye gitsin. Medyada hazır oradayken Londra merkeze de bunu gönderirse demiş. Süper. Arkadaşlarıma da ileteceğim. Çok teşekkürler. O programın da sonu gelirse ki gelecek gibi duruyor. Bu hediye Erman abi de kalsın. Bak Cihat abi alsın. Erman abi de kalsın. Aradaki ince farkı niye? Neyse artık umarım bundan sonra Ofeka'nın sorduğu sorulara programda yer verirsiniz sayın dost. Asıl konuya geldi. Güneşi olmayan kalplere gökkuşağı açtıran iki enteresan adamın laflara bak. Osman Faruk çok enteresan bir çocuk. OFK değil de NFK gibi. Aynen. Oradaki herkese, Oğuzhan abiye, uzun adam Onur Erdem'e. Çok şey yapıyor. Neydi bunun adı ya? Gönderme mi? Cross. Uzun adam Onur Erdem'e. Kelime, sevgiler. Aynen öğlenin birinci yılı kutlu olsun da nice yıllara. Ayrıca sevgilim Feyza'ma selamlar. Onu çok seviyorum. Ulan bir tık fazla yazdım. Puhoha neyse artık. OFK Feyza'yı çok seviyor. Zeynep'ciğim çok teşekkürler. Zeynep süper. Gerçekten süper ellerine hediye. Kollarına sağlık. Abine de çok teşekkürler. Bu da son hediyemiz artık. Alsana. Cihat açsın diye. Atma. Şey. Girmeyeyim de kadraja. Ya girsen ne olacak? Programın her yerine giriyorsun da kadrajına mı girmeyeceksin? Turşu biberi getirdiler kadraja. Ana bu ne lan? O neymiş? Abi örme bere galiba. Vayda. Okuyayım. Abi ben şu... Köprünün üstüne gidiyorum bunlarla. Bir tezgahlık mal var burada. Yakışıklı abilerim selam. Geçen bölüm baklavacının reklamı... Baklavacıya. Neydi Cem? Kartonpiyer miydi? Neyse işte o arkadaş. Geçen bölüm baklavacının reklamını yapınca çok kıskandım. Ben de kendi ürünlerimi göndermek istedim. Bu yolla ben de kendi reklamımı yaptırayım demek istiyor. Bunu yazmamış ama. Tabii ki. V-Mod. Programda kaç kişi olduğunuzu bilemediğimden sebebi Oğuzhan Kapıların telefonu hiç açmaması. 3-5 bir şeyler gönderdim. Bence Can Arpacı, 6 tane V-Mod, her türlü kasket, şapka, kep, örgü, bere, eldiven, atkı, şal imalat ve toptan satış yeri Eminönü İstanbul. Güzel günlerde kullanmanızı ne diyorum. İsim neydi? V-Mod. Bu bereler. Şimdi bu bereleri biz bu arkadaşlara vereceğiz. Evet. Burada. Şimdi kim hangi rengi ister? Ben burada dağıtıma başlıyorum. Esneme beyazı verdim. Oğuzhan istiyor musun? Oğuzhan istemiyor. Bahadır'a vereceğiz diye. Ben bere takmayı şunu sevmiyorum abi. Onun yanındaki. Bu. Ama bu. Evet, griye bak. Tahir. Teşekkürler. Tahir'in, Aynalı Tahir'in beresi ne renkti? Beyaz değil miydi? Bu çocuğun adı Tahir mi lan? Yok, ben artık Tahir diyorum ona. Bahadır. Tabii ki. Bak görüyor musun? Görüyor musun bak? Görüyor musun bize kalanlara? Bize kalan? Bize kalan evet. Ben de ya takıyorum. Abi saçım bozulacak. Oğlum kafama girmiyor lan. Bize kalan insanlığa bırakmak istediğimiz taksana, değil. Taksana saçım bozulacak. Saçım bozulacak. Ya saçın bozuk ki zaten. Saçım yani benim 40, saçım benim. 40 bölümdür bu hikaye var saçım bozuk. Dökülüyor saçım bozuk. Saçımı bozukla bırakıyorum zaten. Tamam. V-Mod. Ve Can Arpacı. Sevgili Can Arpacı'ya. Teşekkür ediyoruz. Neredeymiş? Tığcılar Sokak Büyük Ticaret Han. No 116/6 Mercan Eminönü İstanbul. Hatta ben vantrologluk yapacağım yani şimdi. Burası hakikaten her türlü kasket, şapka, kep, örgü, bere, eldiven, atlı, şal. Oğlum yazdık demin tamam, işte. Tamam bir daha söyledik, tekrar ediyoruz şimdi. Adam 6 tane yollamış. Bir tane de yollamamış. Alıyoruz. Çok teşekkürler. Ne
Taking the name, yani, yani, yana. Taking my name, yani, yani, yana. Taking the money, no. Evet, Erman abi dayanamadı ve formayı giydi, evet, ve bir de yeke, muhteşem. Ben ne zaman Samsun forması giysem hep yeke yeke söylerim. Muhteşem oldu. Sevgili Serdan Sinan Aliyan'a tekrardan özellikle teşekkürler. Özellikle Sinan'a çok teşekkür ediyorum. Yanaklarından sıkıyorum. Yunus Sait, Team Erman Yaşar'ın üstüne patlayan konfeti. Dün gece rüyamda Erman abiyi gördüm. Rüyalanmış. Bizim yurt odamızı teftişe gelen bir polisti. Ama polis rolü inanılmaz olur ya. Bir ara bir polis şeyi alıp sana giydirelim. Bana yaklaştı ve kaslarımı elledi. Pardon, kaşlarımı elledi. Özür dilerim. Ama o da çok masum değil. Yani hatta bence daha romantik. Sebebini bilmiyorum. Belki Erman abi de aynı rüyayı görmüştür. Niye elledin abi kaşlarımı? Demiş Yunus Sait. Yani aynı rüyayı görmedim. Öğrenci yurdundan. Ha? Öncelikle aynı rüyayı görmedim. Niye ellemiş olabilirim kaşlarını? Peki o tarz bir romantik eylemin var mı? Yani böyle kaşını elleyerek sever misin birilerini? Yok. Çünkü biliyorsun. Ya çok... Erkekleri hiç sevmem. Yok, erkekten elleyerek bahsetmiyorum. Ama yok, karşı cinsi de pek kaşını yani elleyerek sevdiğimi hatırlamıyorum. Üst düzey bir sevgi gösterme şeklidir, bilirsin. Kaş ellemek. Fazla romantikler beni anlayacaktır. Kaşta ellemişliğim var ama kaş ellemişliğim yok. Ne oluyor kardeşim, sen bu programın ahlak bekçisi misin? Baha Souza Suarez Lincoln. Team Endülüs'te bir ceset. Benim şiirimdir o. Soru maç şarabını su bardağından içen iki üstada. Deli gibi sevdiğim kızla 1,5 aydır konuşmuyoruz. 1,5-2 aydır konuşmuyoruz. Kendisine 2 hediye almıştım, verememiştim. Birinin üstünde ismi yazıyordu. Şimdi bu hediyeleri vermeli miyim yoksa bir arkadaşımın aynı ismi taşıyan yeğenine vermem daha mantıklı? Not, kendisi beni sevemedi. Ya ne vereceksin kardeşim, senin değerin, senin not, değerini bilmeyeni. Not ne? Beni sevemedi diyor. Oy çok yaralayıcı bir cümle. Yaralayıcı. Baha, Soğuz, Suarez, Lincoln. Hani sevemedi de demiyor, sevemedi diyor. Ya demek ki bir çaba var ortada. Da. Ver arkadaşının aynı ismini taşıyan yeğenine ver ya. Ben bu tarz hediyeleri çöpe atıyorum genelde. Hayır işte çöpe atacağını arkadaşının yeğenine versin. Ben yaşatmayı sevmiyorum genelde. Yani işlevsel bir şey değilse. O tabii atsın çöpe. Arkadaşının yeğenine atsın. Televizyon falan almadıysan ben çöpçüyüm. Alper Güven. Probably. Team Erman, Team Akbel. Güzel bölümdü. Ayrıca hediyemi beğenmeniz mutlu etti. Hediyesi Alper Güven'in hangisi hatırlayamadım. Sorum Demarki ailesi. TV Gigöt müydü acaba? Yok, o isimsizdi. Size soruyor. Aynen öyle, kalibrisinde içerikler daha da çeşitlenerek gelecek mi? Cihat Akbel, Erman başka projelerde görecek miyiz? Bizi başka projelerde görmeniz zor. Onlar cevaplayacaktı ya. Ne bakıyorsunuz oğlum, size soruyor. Oğlum size soru gelmiş. Buyur abi. Diyor ki başka bu tarz içerikler olacak mı? İçerikler olacak mı? Cihat'la Erman başka içerikte olacak mı? Bunu zaten niye sen cevaplamadın onu da? İkinci kısmını, benle alakalı olan kısmını cevapladım. Bizi başka bir içerikte görmeniz zor dedim. Ama şimdilik 2021'de zor. Beraber zor. Ulan 2021 ama bir ay sonra bitiyor zaten. 2022'nin beraber zor. Beraber yine birkaç formatta görürüz. Geriden görürsün. Türkiye dışında görürüz. Aynen, sen kal ip sağda. Ya da almıyorlar ya bunu. Doğru. Zaten vize çıkmıyorlar. Demarke ne durumda diyor. Abi Demarke bak, o güzel içerikler geliyor. Sen de FM serüveni. O acayip bir yere gitti. Senin FM harbiden süper olmuş. Bu daha sen dur bu osuruk. Ben biri izledim. İkiye biraz göz attık. Şahane. Batmadığı kısmı. Öyle değildi lan o laf, nasıldı? Buzdağının görünmeyen kısmı. Evet. Seri atışlar. Öf. Seri atışlarda biz yokuz. Yokuz. Daha belli değil. Ha öyle mi? Ben son finalistim. Ne ki katılacağım tekrar. Biz yokuz. Ya ben geçen gün seri atışlar olayını tekrar izledim. Bana karşı şike yapıldığını keşfettim. Final artı final sorusunun basket sorusu gelmesi bana doğru, bana sabotajdır ve 100 puanla kaçırdım yine. Doğru söylüyor çocuk. Parmamik. Emre abi uzatmalar, penaltıları kimse kazanamadı. Şeyi de eledi beni. Doğru. Ama bu arada, kısacık. Bu arada gerçekten bonus sorusu oydu. Sen bu arada okula... Bahadır İzgeç'le Emre Özcan'ın telefon kayıtlarına ulaştık. Ayarladım abi. YouTube 2022'de daha canlı. Tamam, süper. Tamam, süper. Egehan Demarke, Öztaban. Bomba gibi geliyor diyebilir miyiz? Acayip dedik, geliyor Demarke. Dedik. Bakın burada. 25 Aralık'ta da bakın Demarke 2022'de zaten uçuşa geçecek ama 2022 gelmeden 6 gün önce. Yani ne oluyor, hesap yap. 25 Aralık. Yapamadı o. 25 Aralık'ta yine Demarke'ye yakışır manyak bir etkinlikle hep bir arada olacağız. Egehan Öztaban. Ne oldu oğlum, sana bir şey mi oldu? Bir şey düşünüyordum. Böyle dalarsın ya, o şekilde bakıyordum, pardon özür dilerim. Şu anda mı? Şu an sayamam. Ben altlık izlemiyorum. Bir formanın hakkını ver kardeşim. Ama tarihinde çok büyük isimler var. Sen tarihinde. Ertuğrul Sağlam, Serkan Aykut, Celil Sağır. Cenk'i saymadın. Ne? Cenk. Oğlum daha 15 tane daha sayarım. Ha. Tamam, devam et. Ercan var, libero. Çok severdim. Müthiş oyuncudur. Mehmet Naz. Ekigo. Oralara hiç girmiyorum bak. Yabancılarına falan hiç girmiyorum. Gekas ha. Devam Egan et. Egehan Öztaban. Tim Kekaleite. Cihat Akbil'in çocukluk kahramanı kim futbolda? Galiba ya Beckham'ı çok seviyordum ama kahramanım diyebilir miyim? Sanmıyorum. Herhalde Ronaldinho ya. Bu arada bugün de 1000 seneyi devreyse
Evet, Maradona'nın. Ama biz programı yayınladığımızda öyle bir devriye olmayacak. Rahmetli Maradona'nın birinci yılı. Geçen hafta da bize Keneviçesi gelmişti. Onu da kimde Keneviçe? Furkan masasına koymuş. Kaan Türkmen. Probably en iyi modeller bölümü ne zaman gelecek? Erman abi birinci bölümde dedi. Hala bekliyorum. Model mi? Ha, süper model. Ha, futbol alakası yok. Osman Burtaçka, Team Luna Park. Gelmeyecek demek ki. Cihat Akmer kadın olsaydı Erman Yaşar'la evlenir miydi? Yani ben evleniyordum da bu mu seçiyor? Ne oluyor ya? Senin, bu kadın olsaydı belki ben evlenmeyeceğim. Senin evlenmen kesin soruda. Yani senin evlenme tartışma yok. Ben karar veriyorum. Cevap cevap veriyorum. Hayır. Teklifi reddediyorum. Erman Yaşar'la evlenmiyorum. Kardeşim demin de söyledim bunu. Ben nasıl evlenebilirim? Bana bunu babam falan filan da soruyor. Ya şöyle bir kararım açıklanabilir yakında. Buyur. Düşünüyorum. Yani 2026'da ben zaten mesleği bırakıyorum. Bunu Türkiye biliyor. Kabul etti bu gerçeği. Tamam. 2022-23 sezonunda da bir sene her şeyi bırakabilirim. Şimdi halkımız diyecek ki ayda aynen öyleydi mi bırakıyorsun? Evet aynen öyleydi bırakıyorum. Evet onu da bırakıyorum. Bir sene istirahate çekilebilirim. Çünkü çok hasta olmaya başladım. Yoruldum. Mental olarak zaten çok ileri bir çocuk değildim. Daha da geriye gittim. Yok yok. Yok, o konuda bir şey yok. Ne demek yok? Sıkıntı yok sen. Devam et. İyi görüyorum seni. Şimdi kardeşim ben nasıl evleneyim? Bak. Ya bunun bir dakika. Benim evlenmem için bir insanla tanışmam ve vakit geçirebilmem lazım. Bunun bu tempoyu bırakıp bir sene siz sakin bir yerde oturacağına inanıyorsunuz mu? Tamam işte belki. İkinci hafta gruba mesaj atacak. Dönüyorum neredesiniz? Yemezler. Bir hafta. Sevdiğim kadınla buluşabilmem için ve tanışabilmem için. Sen şu an işinle evlisin. Kabin ve stüdyo haricinde bir yere girebilmem lazım. Doğru. Yani. Buradan çıkacağım. Roma Zorya Luhansk maçı anlatmaya gideceğim. Buradan önce bir başka çekimdeydim. Yarın sabah yine bir başka çekimdeyim. Cumartesi pazar Premier Lig anlatıyorum. Pazartesi Serie A'm var. Hafta içi yine fikstürü var. Milli maçlar da yine bizim kanalımızda. Tam kanalımız... sen böyle Roma maçı anlatırken odaya birilerinin girmesi gerekiyor değil mi? Kadın olarak. Yani. Maç anlatırken arkadan bir kadınlar falan geçmesi lazım. Yani şu an doğal olarak senin kadına rastlaman zor. Evet, rastlayamıyorum. Buradan Erman Yaşar'ın dörtlerine sesleniyorum. Evet. Ler. Hayır abi. O konuyu kapatmıştık. Yine getirmedin lan. Hakikaten ha bu nedir ya? Ya bir dakika biz bugün çatı konudan da bahsetmedik. Nasıl bir giriş lan bu? Çatı konu zaten programda bitti muhtemelen. Kadınlar bu adamı niye sevmiyor? Sevmiyor. Artık şöyle yapalım. Seni kadınlar seviyor be. Programın yarısı geçti zaten. Bu çatı konu dolmaz. Çatıyı haftaya bırakalım. Çok samimi güzel bir muhabbet de dönüyor zaten. Biraz hakikaten ben nasıl evleneceğim bunu konuşalım. Kadınların beni sevmesi önemli değil aga. Vakit bulamıyoruz vakit. Vakit bulamıyoruz olmuyor ya. Bak mesela sen serkeş bir hayat yaşamaya başladın. İşi gücü bıraktın Cihan girdi. Her gün sevişme desin şey desin. Geçen gün buluştuk şeyde. Neydi lan Asmalı Mescid'de. Adam yollara kusa kusa geliyor. Yani öyle şey var. Aşktan, meşkten. Yok midem şeyden patlamış. Diyor ki abi diyor yani diyor hayat doluyum diyor. O kadar doldum ki taşıyorum diyor. Arkadaşlarına falan orada böyle anlatıyor falan. Bizde hiç öyle bir şey yok. Biz ne ulan o? Attık çatı konuyu. Boşver çatıyı matıyı ya. Bir hafta dolmasın çatı canım. Değil. Tamam. Bugünkü çatı konumuzu da söylemedik. Neyse altta neyse ki neyse ki başlıkta da yazıyor zaten. Evet. Yani çatı konumuz arkadaşlar ikonik 4. Kiremit. Ne? İkonik 4 değil mi? Ha ikonik 4. Evet. İkonik anlar serimize devam ediyoruz. Kiremit mi ikonik mi? Bu ikonik serisi çok beğenildiği ve sevdiği için bunu uzatıyoruz. Yanlış anlamayın. Konu dolu normalde. Evet. Ters kanat beki oynayan İzlandalı oyuncular gibi. Şimdi bu gerçekten bu seri çok sevildi. Çok beğendi. Genç arkadaşlar özellikle genç arkadaşlar bunu bir bilgi şeyi olarak da kullanmayı seviyor. Araştırıyorlar üstüne. Biz zaten burada sizin aslında biraz da araştırmanız için anlatıyoruz. Evet. O yüzden ben bugün sadece isimleri vereceğim ve siz öyle anlatmayacağım. Araştırın ulan her şeyde biz şimdi yine ilginç konularımız var. Yine bilinen konular var. Ama dolu dolu bir şey hazırladık sizler için. Ben 5 numarada küçük bir hikayeyle başlayacağım. Benim de 5 numaram küçük. Hemen adını veriyorum. Küçük Prens. Benim 5 numaramda, numaramda Beckham'ın 1998 Dünya Kupası'nda Arjantin maçında oyundan atılışı var. Benim de 5 numaramda 1944 yılında Faroe Adaları'nda ülkede top olmadığı için ligin ertelenmesi var. Sen başla abi. 1998 Dünya Kupası son derece acayip bir Dünya Kupası'ydı. Ben zaten David Beckham var falan diyeceksin sandım. Hep çok sevdiğim bir Dünya Kupası olduğunu söylemişimdir. Son 16 turuydu yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam da artık yaşımıza başımıza verin kardeşim yani. Biz de dediğim gibi yani bir oradayız bir burada. İngiltere ile Arjantin eşleşmişti. Michael Owen'un o inanılmaz hastalıklı manyak golüyle açılan bir mücadele. Sonrasında Arjantin beraberliği yakaladı. Kıran kırana mücadele falan. Danimarkalı tetikçi ünlü hakem. Kim Milton Nielsen. Tetikçi diyebilir miyiz ona ya? Ya ben
ben diyorum diyorsun. Ya bence kırmızı yani verilir mi? Verilir. Beckham'ın yaptığı harekete. Ama yani verilmez mi? Verilmez. Öyle bir pozisyon. Beckham'ın bence biraz neredeyse vatan haini ilan edildiği bir. 10 golden and one stupid boy muydu? Öyle bir yani İngiliz gazeteleri öyle çıktı ertesi gün. 10 tane altın bir tane de gerizekalı çocuk diye. Beckham'ın neredeyse İnanılmaz vatan haini ilan edildiği ki çok sevilen bir figür tabii ki İngiltere'de o maça kadar. Ondan sonra da zaten olacak onu da anlatacağız da. O gün Beckham'ın adeta birden o harika çocuktan, idol çocuktan işte şımarık piçe. Şımarık piçe, gerizekalı çocuğa evrildiği ki ben demin de söylediğim gibi yani hani bir kırmızı kart vardır kırmızı abi yani mesela Beckham dakika 70 sinirlenir adamın suratına tekme atar ve kırmızı görür bunda şey dersin ya kardeşim sen ne yapıyorsun lan yani milli takımın maçında falan filan ya öyle bir en azından kırmızı kartsa bile pozisyon ben hala ortadayım pozisyon içi bir kırmızı kart yani Beckham'ın kasıtlı yaptığı bir şey değil giderken bence Simeone'ye yaptığı hareket kırmızı kartı görüyor ve sonrasında vatan haini ilan ediliyor ta ki onu da 4 numarada anlatacağım bugün böyle çok enteresan önce bir reklam var bugün çok enteresan bir format benimsedim. İkonik anlarımda. İki tane Beckham aldım. İkonik anlarda hareketli, inovatif. Evet. Öyle. Şimdi benim 5 numaramda Faroe Adaları'la ilgili. Şimdi biraz bilmeyenler için muhakkak bilen çok arkadaşımız var. Faroe Adaları'nı anlat bize. Faroe Adaları'nı anlatayım. 1000 yıllarında falan diye giriyormuşum. Hakikaten bir tane papazın hayallerindeki ülkeyi bulma arayışında yola çıktığı ve denizde... Hayallerde yaşıyor bazı ibneler dediğimiz. Koskoca şeye... Papaza ben olmam manyak mısın sen beni... Saygımız vardır yani. Dinler arası savaş mı çıkarttıracaksın yok, köpek? Bir şey işte din adamının hayalinin peşinden koşup bulduğu. Zaten biliyorsunuz coğrafi keşifler ya da böyle adalar hep ya tesadüfen bulunmuştur ya bir yere çökmeye giderken yanlışlıkla bulunmuştur ya da bir hayalin peşinde. Ya yani böyle hep böyle bulunur zaten. Hakikaten o buluyor. Faroe Adaları Grönland'a yakın Danimarka'nın üst tarafında bir yer. Haritada açıp bakarsanız oha bu buradaymış çok yukarıdaymış diyeceğiniz bir yer. Yani bir buzul tundra iklimi olan bir garip bir ada. Burası çok uzun sene Norveç'e bağlı oluyor. Yaklaşık bundan 200 yıl önce Danimarka'nın kontrolüne geçiyor. Bugün hala Danimarka dış tarafta Danimarka'ya bağlıdırlar. Özerk bir cumhuriyettir. Bugün Faroe Adaları, UEFA, FIFA hepsinde var ama statü bakımından dışta Danimarka'nın kontrolündedir. Yani İngiltere'nin şeyleri gibi düşünün. Danimarka izin vermeden sıçmaya gidemez. Ha, onu demek istiyor. Commonwealth ülkeleri gibi düşünün. Değil. Yani o doğru örnek olmaz. Neyse konuya geliyorum. Hızlıca hemen biraz Faroe'dan bahsedeyim. Top yok. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda birlikte dünyadaki ham madde, tedarik vesaire bir şey, her şey donuyor. Yani 2. Dünya Savaşı'na mesela Türkiye girmemesine rağmen özellikle çok fazla sıcak olan yerler, Güneydoğu Anadolu gibi yerler ya da Akdeniz bölgesi inanılmaz bir kuraklık yaşıyor. Çünkü hem tedarik mal getirmekte, götürmekte, satmakta sıkıntı yaşıyorsun. Hem kuraklık hem 1940'lı yılların başları dünyada ekolojik olarak da bir sıkıntının yaşandığı. Bir de 2. Dünya Savaşı'nın gerçekleştiği, salgın hastalıkların kol gezdiği bir dönem. O sebeple dünyada hiç savaşla alakası olmayan ülkeler bile birçok konuda o savaştan etkileniyor. Yani Dünya Savaşı denmesinin bir sebebi de bu. Fakat Faroe Adaları herhalde bu işin en sıkıntılı taraflarından biri. Ülke balıkçılık zaten bir balıkçı ülkesi. O yüzden kendi net bir sefalet hiçbir zaman yaşamıyor. Yani balıkçı ülkesi olduğun zaman balığı çıkarıp yediğin zaman aç kalmıyorsun zaten. Balıkta enerji açısından çok yüksek bir besin. Fakat bazı lüks tüketim malları çok uzun süre Faroe Adaları'na gelmiyor. Yani o şerit Danimarka'da lütfen kapatılıyor. Ve bunlardan birisi de futbol topu. Ülkede 1944 sezonunda girilirken Faroe Adaları liginde bir tane futbol topu var. Bir. O futbol topu da nasıl olduğu bilinmiyor ve kayboluyor. Yani aslında o topla oynanması planlanıyor. Yani bir futbol... Aynı saatte maç yapılamıyor. Yapılamıyor. Yani. Arka arkaya aynı sahada. Top nereye kaçarsa bir de oraları biliyorsun. Pis yani arkaya bir atıyorsun. Antarktika'ya gitti top. Öyle bir yer. Haritadan açın bakın. Neyse o top da kayboluyor. Ve 1944 yılında top bulamadıkları için Faroe Adaları ligi bir sene boyunca... Oynanamıyor. Oynanmıyor. Şimdi şey diyebilir herkes ya derdin böylesi diyebilir. Sonuçta 1944'te diğer ülkelere baktığımız zaman oradaki dertler daha yani Londra'da havada falan bombalar falan düşüyor Londra'ya bile. Faroe Adaları da böyle mikro bir kriz yaşamış. Bir sene lig oynanmamış futbol topu yok diye. Geçtim 4 numaralara. 4 numarada Beckham'ın 2002 Dünya Kupası. Bu arada pardon. Eslan bunları anlatırken böyle Faroe Adaları'nın koyunları var. Onları arkadan geçirir misin zıplata zıplata? Buyur abi. 4 numaramda Beckham'ın 98 Dünya Kupası'nda gördüğü kırmızı kartla hedef adam haline geldikten sonra 2002 Dünya Kupası elemelerinde Ekim 2001'de Yunanistan'a son saniyelerde attığı golle takımı Dünya Kupası'na götürüşü var. Onda da bir sezon sonra top geliyor Faroe Adaları'na. O var. 1945 sezonu Faroe Adaları 5 tane top alıyor.
Ve o sezon oynanıyor. Mikasa. Ben de Muammer Kaddafi'nin hem futbolcu hem milli takım kaptanı hem federasyon başkanı oğlu Al-Sayed Kaddafi'nin bir hikayesi var. Ben başlıyorum o zaman. 2002 Dünya Kupası İngiltere için son derece önemli. Çünkü 1998 Dünya Kupası'nı zaten çok istedikleri gibi bitiremiyorlar. Ama 2002 Dünya Kupası için 2002 Dünya Kupası ile alakalı önemli hedefler koyarlarken bir anda kendilerini grupta son maçlara girilirken ateşin içinde buluyor İngiltere ve Dünya Kupası'na gidememe durumuyla karşı karşıya. Son maçta Wembley'de İngiltere'de Yunanistan'ı yenmek durumunda İngiltere. Aksi halde 2002 Dünya Kupası'na katılamıyor ve 98'deki hayal kırıklığından katmer katmer daha büyük bir hayal kırıklığına gidecekler. Ve tabii çok sert bir Yunanistan. Çok sert bir Yunanistan. 3 sene sonra Avrupa şampiyonu. Tam onu diyecektim ben de. 3 sene sonra 2004'te hatta 2,5 sene sonra neredeyse yani 2001'in sonundan bahsediyoruz çünkü. Avrupa'da tepeye çıkacak, şampiyonluk kazanacak bir takımdan bahsediyoruz. Oldukça iyi bir jenerasyon Yunanistan ve o Yunanistan takımı İngiltere'ye gerçekten çok büyük bir problem çıkartıyor Wembley'de. Beckham'a gelecek olursak da Beckham özelinde 1998 sonrası yaşadığı problemlerden bahsettik. Tabii Beckham 2002'ye gelene kadar, daha doğrusu bu maçın oynandığı 2001 Ekim'ine gelene kadar o havayı kırıyor. Yaptıklarıyla, işte takıma yaptığı liderlikle, Manchester United'la yaptıklarıyla. Sonuçta İngiliz futbolunun dediği gibi çok ikonik, çok önemli figürlerinden biri. Ve yani öyle bir hava kalmış durumda değil İngiltere'de. Ama tabii ki her zaman da hatırlanan şeyler bunlar. Nasıl Gareth Southgate'in Euro 96 yarı finalinde kaçırdığı penaltı da hala hatırlanıyorsa, Beckham'ın o hareketi de hatırlanacak. Her şey hatırlanıyor. Bunlar tarihte kalıyor. Evet, Beckham'a öyle büyük bir linç yok artık. Beckham artık işte nefret edilen ya da işte sürekli laf yiyen, demin Cihat'ın söylediği şımarık piç şeklinde görülen adam değil. Ama o son topun başına geçtiğinde o golü atmasa belki şu anda bahsettiğimiz. Çok pardon abi, bir şey diyeceğim. Gol bizim İzlanda'ya attığımız Selçuk İnan golüne biraz benziyor değil mi? Evet. Aynen. Yani çok zor bir frikik. Çok zor frikik. Selçuk'unki daha zor bence de. Bu da zor yani. Beckham'ın frikiği de yani yer, vuruş açısı, pozisyon, her şey çok zor. Bir de yani şöyle bir şey. Artık ümitler tükeniyor. İngiltere gibi bir ülke Dünya Kupası'nın dışında kalacak. Yunanistan'ı yenemiyorsunuz. Kendi evinizde Wembley gibi bir mabette. Ve David Beckham topun başına geçiyor. Dünyanın en iyi frikikçilerinden biri. Belki o biraz azaltıyordur zorluğunu. Yani David Beckham için diğer dünyadaki birçok adama göre ya en zor frikik bile. O frikiği atman için ekstra meziyetlere sahip olman aynen gerekiyor. Beckham ve gibi öyle bir baskı altında yani muhtemelen gol atamazsa İngiltere gidemeyecek. Çünkü kalan süre bir dakika falan. Ve bence Beckham'ın şeyi de İngiltere tarihinde yeri de biraz. Tabii ki değişiyor. Tabii ki değişiyor. Yani demin de dediğim gibi Beckham o frikiği atamazsa, İngiltere Dünya Kupası'na gidemese Beckham yine kariyerinin sonuna kadar önemli başkan bir adam, futbolcu olacak. Ama 98'in o ağırlığını çok daha fazla taşımak durumunda kalacaktı muhtemelen. Ama o anla beraber ondan sonra İngiltere'de hep çok büyük bir saygı gören oyuncu haline geliyor ve inanılmaz bir frikik. Hayatımda gördüğüm en iyi frikiklerden biri. Atar mısın? Yok. Veririm ben ama. Atarım. Ben atarım bilirsin. Şimdi bu şey Kaddafi hikayesinde şeyde bahsetmiştik. Bu Zaire'li futbolcunun hikayesini anlatırken ya biz neler anlatmışız şimdi. Ben bir Kaddafi lafı geçirmiştim. El Sadi Kaddafi. Kaddafi'nin bilinen oğullarından biri. Bilinmeyen oğullarının da olduğu söyleniyor. Çünkü vakti zamanda ya yani 48 yıl sanırım ülkeyi yönetmiş bir isimden bahsediyoruz. Çok kötü bir sonla hayatı bitti ve Libya 15 senedir karmaşıklık içinde. Kaddafi Libya'sı zamanı ülke biraz garip bir yer. Yani Saddam'ın Irak'ına benzeyen bir yer aslında, bize yakın olması açısından söylüyorum. Ama Libya hem biraz gözlerden uzak hem biraz Kuzey Afrika coğrafyasında olması sebebiyle Irak'tan biraz ayrılıyor. Yani tabii ki ülkenin sahibi Muammer Kaddafi ve çocukları, akrabaları vesaire burada birçok tarafı tutmuş oluyor. Bunlardan birisi de oğlu Al-Sayed Kaddafi. O da bir futbol hastası ve doğal olarak futbolcu oluyor. Kaddafi'nin oğlu kendi futbolcu olmak herhalde çok da zor değildir. Ve kendi liginde oynamaya başlıyor ve milli takımda da oynamaya başlıyor. Aynı zamanda federasyonun başkanı, milli takımın kaptanı, kendi takımının kaptanı. Tabii yetmiyor. Bu sonuçta bir mizansen. Yani o mizansenin içinde. Bu arada kötü bir oyuncu değil tabii ki. Ama İtalyan bir gazetecinin şöyle çok güzel bir lafı var. Kaddafi'nin hızını iki kat arttırırsak iki kat daha yavaşlar diye. Onu anlatırken böyle enteresan bir hikaye var. Niye İtalyan dedim? Libya'nın tarihsel süreçte İtalya ile çok uzun eskiden kalma bir ilişkisi var. Yani İtalya'nın Kuzey Afrika'daki sömürgelerinden birisidir Libya. Ve Kaddafi döneminde de bu ilişkiler çeşitli şekillerde devam etmiş. Çocuk babacığım ben başka yerde de oynamak istiyorum diyor ve o dönemin tartışmalı takım ve bu programda da çok kez lafını edilmiş. Perugia'ya. Ki takımın başında da yine çok tartışmalı bir teknik direktör. Serse Cosmi. Geçen sene de Crotone ligden düşerken çalıştırmıştı. Garip bir tipi vardır şimdi arkada göreceksiniz. Takımına çocuğu Kaddafi'yi yolluyorlar. Abi futbolcu bildiğin tipte bir futbolcu değil. Tamam fiziğimizi yerinde falan ama profesyonel bir futbolcuya benzemiyor. Tabii ki süre alamıyor falan. Juventus'la bir maç yapılacak. Al-Sadi Del Piero hayranı ve söylenene göre Serse Cosmi'ye bir Lamborghini alıp kendini o maçta oynatıyor. 10 dakika. Perugia'daki tek maçı ve Del Piero'ya yan olmuş bir fotoğraf
fotoğrafı da var tarihe geçen. Sonra Udinese'ye gidiyor. Orada da bir kupa maçında bir çok kazık süre. Sonra Sampdoria'ya gidiyor falan derken Libya'da da işler karışıyor vesaire ve 2011'deki iç savaştan sonra Kaddafi devletinin düşmesinden sonra tutuklanıyor, yargılanıyor vesaire ama hemen bunları anlattıktan sonra geriye döneceğim ve hikayemi anlatacağım. Asıl hikayemi. 2003'te Kanada ile bir hazırlık maçı oynuyorlar Trablus'ta. Şimdi anlattığım atmosferi anlarsanız yani 40 yıl 48 yıl boyunca ülkeyi yönetmiş bir aile var ve bu ülkeye gittiğinizi düşünün. Bu insanlarla kuracağınız ilişkiyi o insanların bir de Libya bir çöl devletidir. Yani bunu diğer devletlerin başına çakmak için de Kaddafi diplomatik görüşmelerini çadırda yapardı. Yani oraya gittiğiniz zaman bizim Erbakan'ın vesaire onların da çok fazla Kaddafi'nin çadırında çünkü o bedevi kimliğini hep şey yapmak istiyordu. Onunla hep çok barışık. Zaten o bir İslam sosyalizmi benimsemişti. Yani Yeşil Kitap diye bir kitabı var. Onun felsefesi de oydu zaten. O şeyleri çok canlı tutuyordu. Gittiğiniz zaman bunun etkisini çok hissediyorsunuz ve Kanada'da Libya'ya gidince biraz tabii garipsiyorlar. Bir de Kanada'dan gitmek herhalde biraz daha çarpı XX yapıyor. Maçta oyundan alınacak Saadi teknik direktör kaldırılıyor falan filan. Oyundan çıkarken burada videosu göreceksiniz. 11 Kanadalı oyuncuyla el sıkışıyor sahanın içindeyken. Sonra kalenin arkasına gidip Kanadalı ısınan yedek oyuncularla el sıkışıyor. Sonra Kanada bench'ine geliyor. Bütün teknik heyetle el sıkışıyor. Tüm hakemlerin elini sıkıyor ve soyunma odasına gidiyor. Bu görüntü benim hem çok garibime gitti hem de çok hoşuma giden bir görüntüdür. Yani o Kaddafi ailesini ve olaya bakış açısını anlatması açısından çok komik gelir bana. Saadi Kaddafi'nin hikayesi de hakikaten baştan sona komiktir ama bu adamı iyi anlamda söylemiyorum. Hiç övmeyeceğim çünkü hem diğer futbolcuları işkence etmiş hem de iki tane futbolcunun cinayetinden kuşkulu da olsa sorumlu bulunmuş bir kişi. Şu anda zaten hapiste dolaşıyor ama bu görüntüyü bir ikonik an olarak size anlatmak istedim. Ağzına sağlık be kardeşim. Cihat Akbel anlatacak da ben üstüne yorum yapacağım. Estağfurullah canım ne demek ya. Şimdi sevgili dostumuz Alican Koçak'ın kuzeni Mustafa'nın kendi markası olan Musko'dan bize bir çerez gelmiş. Bir yiyelim sürekli biraz. Sürekli buraya yolluyor zaten. Biz sürekli bunları yiyoruz ve hiç şey yapmıyorum. Parlıyor da bak hiç boşa övmüyorum. Çok güzel. Musko Erciyes Instagram'a girip sipariş verebilirsiniz. Sevgili Mustafa ve Alican Koçak'a da bu çerez dolu paket için teşekkür ediyoruz. Bizi kafayı zaten, yersiniz bizi kafayı. Bizi zaten sürekli yolluyorlar burada. Ya senin elini ayağını atlarım ha Oğuzhan Kapılar. Evet. Biraz yakına getireceğim ben oraya nasıl yiyeyim şovmen. Şimdi biz 3 bölüm önce ekşi sözlükle ilgili bir çağrı yapmıştık. Oraya müthiş yorumlar gelmiş. Onları da birazdan okuyacağız. Stres topu o. Ne abi böyle bir ekşi sözlük olur mu ya? İş sayısı fazla. Sen mi geldin? Ha, Onur gelmiş. Siberian Tiger. Team 1. bölümde yapılan Ünal Kalaman taklidi. Sorum her iki ikona. Lise ve üniversite yıllarından aşağı yukarı kaç arkadaşıyla aktif şekilde görüşüyor? Bir falan. Ben özellikle üniversitede çok var. Senin 7-8 daha toplam, yakın. Toplam 10 vardır benim komple. Sen de 8 sene sonra bire düşersin. Team 40. bölümde Erman Yaşar'ı hoplatan konfeti. Probably demiş bir de hashtag'te de. En iyi bölüm olarak 40. bölüm bitmesin diye 10'ar dakikalık bölümlerle izledim. 1. yıl bölümden bahsediyor. Mübalağa yapmışsın tırt bölümde. Size bölümü izledikten sonra gördüğüm rüyayı anlatmak isterim. Bu bölümde herkes rüya görmüş. Yani bir bilinçaltına bir şey mi yolladık farkında? Rüyalanıyor millet. Rüyamda aynı öyle programı 10. yılını bitiriyordu. Hay maşallah. İyi para ha. 10. yıldayız. Şöyle bir düşündüm de. TRT GAP'ta. Erman abi çok sevdiği mesleği bırakmış. Yanında iki çocukla Cihat Akbal ise ya hala yalnız spor medyasının hayatlarına devam ediyor. Artık Çatıkonut'ta da en unutmaz Fenerbahçe Galatasaray derbileriydi. Erman Yaşar'ın en unutulmaz çocukları. Bu arkadaşımız Burak Erbaş aynen öyle zehirlenmesi yaşıyor. Bir süre şeye geç sen Barış Özcan'a geç. 10 sene içinde. Orada da bir şey zehirlenmesi yaşayabilirsin uzay muzay. Berk Enes değil Bekir Enes. Team ne zaman düzeleceğiz be abim ama. O adam açıklama yapmış gördün mü? Kim lan o? Düzeleceğiz be inşallah diyen adam. Ha evet. Düzelmeyeceğiz öleceğiz gibi bir şey demiş. Size yıllar önce düzeleceğiz inşallah demiştim ama düzelemiyoruz. Bu düzeleceğiz dedim diye sizden çok özür diliyorum. Öleceğiz. Bundan sonra da öleceğiz. O şeyi vizyonunu oraya kuranlar için de üzücü bir Bekir Enes, team ne zaman düzeleceğiz be abi? Mezara girince mi? Medya devinin Sir Yaşar'ın evdeki Wi-Fi şifresi nedir? Acaba nedir nedir? Ben veriyorum. 4-8 K büyük küçükle. Küçük üç. Berk Yılmaz, team en iyi bilek. En iyi bilkelik. Ne demek bu? Bakayım. En iyi bilkelik. Sorum kontrabasçı Erman Bey'e. Abi konuda kırmızı beyaz Martenichka bilekliğinizi biz Mart ayında baharın gelişiyle ilgili gelenek sebebiyle takıyoruz. Senin alakan nedir? Martenichka bilekliği dediği şunu diyor sanıyorum. Bu hangi etnik kökenin şeyi? Çok merak ettim saygılarımla. Bulgaristan'da Baba Marta Bayramı ha Bulgarlarınmış. Güzel bilgi. Berk bize bir şey öğretti şu an. Bana annem bunu Covid ilk çıktığında verdi. Sağlık falan filan şu bu dedi. Ben de annem ne verse takarım. Bu da zaten onun zamanında verdiği, 10 sene önce verdiği bir bileklik. Öyle. 10 senede bir bileklik geliyor zaten. Anasının kuzusuyum gördüğünüz gibi. Allah kendisi verdiği zaman. Versin. Teşekkür ediyorum. Umut kızım da attı. Hadi lan oradan. Fatih Serhat Turan. Sen mi güzel? Team Bolivyalı kısmet. Sorum Akbellerin Akbeli Cihat'a. Twitter'da Cihat Akbel hesabı olmasaydı hangi hesap olmak isterdi? Bilmiyorum. Çok saçma bir soru.
Ama bir yandan da güzel, kafamı düşünmeye itti. Hatırlatın bana cevap hocam. Umut Kızal, Team Erman Yaşar'ı korkutan konfeti, bu konfeti olay olmuş. Abiler, tek bölümlük bir talk show yapma imkanınız olsa Jim Fallon tarzında demiş parantez içinde. Ve 4 kişilik konuk listesi hazırlamamız istesen kimleri davet edersiniz? 2 alalım abi, buyurun. İstediğim herkes gelebiliyor. Evet. Sağ. Çağıracak Cem Yılmaz. Biz hep bu tarz soruları hep bir cevap veriyoruz. Onu yine veriyorum. Jose Mourinho. Türk. Ayakkabısı alıp gelecek bize. Ha? Türk olsun. İzzet Yıldız'dan girer mi liste? Tarkan. Ben Berdan Mardin'i bir. Tarkan Berdan Mardin'i geldi. İkisi de benzer sanatçılar. Oyun. Kila Hakan alıyorum Kila ben. Hakan. Aynen. O kadife sesiyle buradan güzel paslar atar bize. Ben abi bir tane oyuncu çağır. Şener Şen. Abi hiç risk almıyor. Tarkan'la Şener Şen dedi adam ya. Ama bakım en iyi 10 numaraya Maradona diyor. En iyi şeye yakışıklıya Beckham diyor. Tamam. O da öyle. Ya tamam dede. Ulan en yakışıklı oyuncuyu Cihat Akbel mi diyeyim? Ne tamam. Demek risk almıyor? Tamam onlar tamamdır. Yani şurada da Şener Şen'le Tarkan nasıl bir risk almamak? Abi almam? Gelsinler konuşalım yani. Kaynaşalım abi değil mi? Abi sen açsana. Birleşik Krallık'ı alıyor. Abi yine mi ya? Oğlum aramayın oynamayacağız lan. Açıp hoparlörü alsana. Alo. Alo. Merhaba. Evet. Mükemmel bir ses ha. İpek ben sen arıyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız İpek Hanım? İyiyim ben. Teşekkür ederim. İstemize davet etmek istiyorum. Sizi bir miktar hediye bakiye sunuyoruz. Sağ olun, sağ olun. Oynamıyorum. Dini sebeplerden dolayı oynamıyorum. Sağ olun. Olsun ama. Sami Taha Kutbay. Orayı bipleyelim de reklam olsun. Sami Taha Kutbay. Sayın medya devi, denetim üyeyi ekmeğinden ettiği için pişmanlık hissediyorum. Hayır. Ben mi ettim lan? Denetim zaten yani oralarda hala yani. Zaten adam şey. Denetim Türkiye'ye gelebilir bu arada. Abi gelemez. Yok istemez. Bir kere geldi 10 sene önce. Acı Badem Spor'a. Selim Kuşkonmaz. Canım çekti Kuşkonmaz, sever misin? Kuşkonmaz yemeği. Nasıl bir şey? Hiçbir türlü kuşkonmuyor ne olursa olsun. Nereye koyarsan koy. Nasıl Erman Yaşar esprisi? Probable. Etiket. Erman abi pazar günü saat 11 gibi elektriğini keseceğiz, haberin olsun. Bakım çalışması yapacağız. Oho. Vay. Tehlikeli izleyicilerimiz bizi tehdit etmeye devam ediyor. Yasin Çelikıran. Probably Team Watford. Büyük ustalar sorum ikinize. Futbol tarihinde oyuncuyla özdeşleşen en kült cihaz nedir? Peter Şey'in kaskı, David'sin gözlüğü gibi. Drogba'nın... Ne ulan sevinci? Ben şeyi diyeceğim. Rüştü'nün kömür gözleri. Somut bir şey. Umut Bulut'un eldivenleri Kayseri ve Sivas deplasmanında giydiği. Olabilir. Eyüp Spor'dan sevgili Batuhan bizi maça davet ediyor. Mutlaka gideceğiz bak o aklımızda. Hatta Eyüp Spor çok iyi gidiyor. Sonlara doğru belki playoff ya da şey şampiyonluk maçı oynarsa oralara gitsek daha güzel olur. Mantıklı. Adem Yorulmaz, probably. Hashtag. Cihat Akber menisküs ameliyatı olursa her türlü koltuk deneyi, bandaj ve rehabilitasyon süreci boyunca destek tarafımca sağlanacak. Sevgili Adem teşekkürler. Şey medikalci arkadaş herhalde. Abi bir dakika çok özür diliyorum. Bu tarafınca sağlanacaktır demiş ya. Aklıma derse İsmet Bilgi geliyor. Onun gibi konuşmuş. Evet abi. Rıdvan Akça, Team Eyşan. Eski kız arkadaşımın Erman Yaşar'a DM'den yürüdüğü haberleri geldi. Umarım doğru değildir. Yoksa bu durum beni üzer. Kral sakın kanma. Üzer be aga. Rıdvancığım. Böyle bir şey yok. Yani bana zaten milyonda bir kadın DM'si geliyor. O da eski kız arkadaşımı bilmiyorum ama. Öyleyse de kaderinde küsüt diyelim mi? Yok estağfurullah Rıdvan. Rıdvan biz senin arkadaşınız lan öyle şey olur mu? Tabii yani öyle bir şey var. Bu adam senin kankan lan. Bu adam senin arkadaşın ya. Kankan bu adam senin ya. Tabii ben onu bilemem. Hangisi senin eski kız arkadaşın? Bir isim falan ver. Vermemişsin ama ben o yüzden bugünden tezi yok bana yürüyen her kadını reddediyorum. Her kadını şey yazar mısın? Rıdvan soru işareti. Aynen. Rıdvan. Nagamos 1967. Team ligin en iyi beki Kamil Ahmet Çörekçi. Sorum Erman Yaşar'a. West Ham United Avrupa Ligi kazanma yüzdesi kaçtır? Yoktur. Nasıl yoktur? Zor. O... Nasıl yoktur? 4. Yiğit Burayer, ben Kırşehir Kaman Belediye Başkanıyım. Belediyemize genel ev açıp ismini Erman Yaşar tesisleri koyma gibi bir projem var. Kendi açılışımıza katılır mı? Katılır. Ama makas kullanmıyor. Geçen bölümde gördüyseniz elle koparacak o şeyi. Bora Büke, sorun probably Twitter'ın sefiri Cihat abiye. Erman Yaşar nasıl kokuyor? Nasıl? Kokuyor. Miski Amber. Batuhan Bilgin, probably Team Emma Stone. Sorun medya devine hangi filmde Emma Stone'a başrolde oynamak isterdi? Fark etmez. Şeyde La La Land'da Emma Stone vardı. Of. Sen o sarı çocuğun yerine olsan Ryan kızı var ya ne dans ederdin hopla hopla. Ama ayrılıyorlar sonunda. Olmaz. Daha evet Amazing Spider-Man daha iyi. Atlıyorsun zıplıyorsun da keyif. Doğru onda da ölüyor. Değiştirdim. Babam ve oğlum da var mıydı? Komedi. Steve Carell'ın da oynadı. He. Orada ölüm yok herhalde. Aptal. Hı hı. Hem de aşık. Hı hı. Aptal çılgın aşık. Yiğit Yurtseven. Ha. Bravo. Liverpool formasını bana verir misiniz? Oğlum adam Liverpool'daki kulüpten salaha malaha imzaladı bize forma yollamış. Sana niye verelim? Manyak mısın? Formayı ben formayı alacağım. Biz bile alamadık. Ben alacağım ben bugün. Yavaş olursun. Onu ben alacağım. Ulan ben Premier League spikeriyim. Burada zaten Liverpool forması var yoksa burada bırakın. Vermezler. Ne? Ne diyorsunuz oğlum? Vermezler. Sevgili Fatih görüyorsun bak formana çöküyorlar. Sayın Gürçay hiçbir şey alamıyoruz ha. Evet bitti. Üçüncü şeye geçiyoruz. Ekşi Sözlük. Şey yok mu fıstık hediye başka? 3 ve 2 numaraları arka arkaya hızlı şekilde veriş yapacağım. 2, 1, ondan sonra tavşan.
Komple veriyormuşuz. Tavşan ve gidiyormuşuz. 3 numarayı veriyorum. David Beckham'ın... Değil. Eric Cantona ama bugün Manchester United'dan gidiyor. Eric Cantona Manchester United'dan gidiyoruz şu ana kadar. Bizde seninle geçen bir Eric Cantona bölümü çöktü. Benim sevgili arkadaşım Aybala'nın stüdyosunda. Aybala. YouTube'da izlersiniz ilerleyen günlerde. Ben de 3. sırada Türk futbol tarihinin kara günlerinden birisini anlatacağım. Çok fazla insanın bilmediği fakat sosyolojik olarak çok önemli bir yer tutan bizim futbolumuz açısından. Bir Tarsus İdman Yurdu, Kırıkkale Spor 1969 yılında oynanan 3. lig kırmızı grup şampiyonluk maçından bahsedeceğim. Ne oldu? Benden tuhaf bir ses çıktı bir anda ama devam edelim. Sevgili Veys şimdi anlatacak. Eric Cantona bir ikon biliyorsunuz uçuyor. Hayvani bir ikon. Anormal bir ikon. İkon normal değil ikon. Yani. Uçuş yapıyor seyirciye. Seyirciye uçuş yaptıktan sonra ortalık karışıyor işte şunlar bunlar falan filan. 2-3 gün sonra Eric Cantona basın toplantısına gelecek. Herkes gözünün içine bakıyor. Ulan Eric ne diyecek, ne olacak? Manchester United'daki durumu ne olacak? Premier Lig'den ne kadar ceza gelecek? Premier Lig'de ilk defa yaşanan bir olay. Bir oyuncunun tribüne ve normal bir saldırıdı. İlk önce tekme sonra da şey. Bir de tabii Premier Lig daha o ilk dönemleri daha bu kadar kurumsallaşmamış. Kurumsallaşmamış ve endüstriyel futbolun tamamen kalesi haline gelmemiş ama yine de Premier Lig'in hedefleri için çok korkutucu bir şey. Orada müşteriye artık orada yani müşteri olarak görülmeye başlayan bir kişiye oyunun parçalarından birinin saldırması, yaralayıcı bir harekette bulunması ve bununla alakalı yani Premier Lig, Cihat'ın da söylediği gibi kimse bir şey de bilmiyor. Daha önce yaşanmamış bir şey. Ne olacak, ne bitecek, nasıl bir süreç? Herkes buna odaklanmışken bütün basın işte spor dünyası Eric Cantona basın toplantısına çıkıyor. Oturuyor. İşte gazeteler, flaşlar, şunlar bunlar. Çok diyor da ki, garip bir ortam. Aynen çok da garip bir ortam. Diyor ki ne diyor hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum ama ondan önce bir ekleme yapacağım. Şöyle bir ortam var. Bütün gazeteciler Eric Cantona'yı asmaya gelmiş. Yani sorular hazır, tahrik edici her şey hazır. Ve Eric Cantona bir cümle söyleyip bütün hepsini uzaya yolluyor. Ve sonra kalkıp gidiyor. Martılar balıkçı teknelerini kendilerine sardalya atılacağını sandığı için takip ederler diyor. Ondan sonra bütün millet bakıyor böyle Eric Cantona'ya ne oluyor lan diye kalkıp gidiyor. Yani şunu demek istiyor aslında. Siktirin gidin. Bugün burada etrafıma toplanmışsınız size bir şey vereceğim diye ama size bir bok vermeyeceğim deyip gidiyor. Bu lafı da kendi üretimi yani bir atasözü değil aslında. Kendi üretimi bir atasözüyle cevap veriyor ve kalkıp gidiyor. Bence de tarihin en ikonik anlarından biri bunu YouTube'da izleyebilirsiniz. McDonald's'da McRoyal 54 lira olmuş. O yüzden iyi ki sponsorumuz probably. Evet. Benim hikayeme geleceğim. Biraz uzun olabilir. Tamam ben o zaman olur. Şöyle bir 10 dakika kadar. Ama en anlaşılır haliyle anlatmak istiyorum. Çünkü kimsenin aşina olmadığı bir konu olduğu için biraz psikolojiden, ruhsal taraftan ve sonuçlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. 1967 yılında Sivas ve Kayseri'nin oynadığı bir maçta Türk futbol tarihinin en kanlı olayı yaşanıyor ve 43 kişi ezilerek ve o maçta çıkan olaylar sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu Türk futbolu için bir milat. Türk sporu için de bir milat. Bilirsiniz tarihte hep modern zamanlardan değil daha önce. Hala bunu zaman zaman görebiliyoruz ama bir şey yaşandığı zaman bunun üstüne yeni kurallar yazılmaya başlar. Cantona hikayesinde de olduğu gibi. Yani birisi seyirciye vurduğu zaman ne yapıyorduk lan dediğimiz. Yani hukukta da adına içtihat dediğimiz durumdan bahsediyorum. 1967'de bu olay yaşandıktan sonra tabii ki hem Spor Bakanlığı hem o zamanki toplum polisi adı verilen bir toplum polisi diye bir şey var o zaman. Daha çok böyle olaylarla ilgilenen bir polis biriminin içinde ayrı bir birim var. Tabii yeni olaylar yaşanmasın diye birçok önlem alınıyor vesaire. 1969 yılına geldiğimiz zaman bu az önce bahsettiğim Sivas Kayseri hani yine daha üst seviyede bu 3. lig kırmızı grup maçı. Yani daha gözlerden uzak. Daha gözlerden uzak. Kesinlikle bir yayının olmadığı zaten 69 yılından bahsediyoruz. Radyoda bile kolay kolay ulaşamayacağınız bir maç. 8 Haziran'da oynanacak maçta Kırıkkale'de oynanıyor maç. Rakip Tarsus. Şöyle bir durum var. Kırıkkale birinci olmak için, şampiyon olmak için maçı kazanması lazım. Tarsus'a ise beraberlik kaybetmemesi lazım. Yetiyor evet. 8 Haziran'daki maç için oyuncular ısınmaya çıktığı zaman oyuncular arasında çok ciddi bir kavga çıkıyor. Isınma sırası. Ve bu kavga sebebiyle maç 15 gün sonraya erteleniyor. Bu 15 gün boyunca olanlar bu 15 gün boyunca oluyor. Bu ülkedeki çeşitli utanç ve halkların içine dahil olduğu galeyan üzerine gelişen birçok kötü olay var hafızamızda. O yıllarda gelişen. Tam olarak bunlara benzer bir atmosferin içinde gerçekleşen bir propaganda ve olaylar silsilesi yaşanıyor. Ve Kırıkkale o zaman Ankara'nın bir ilçesi.
130 bin nüfusu var ve bilindiği üzere Türkiye'deki silah ve tüm mühimmat fabrikaları hala öyle MK dediğimiz fabrikaların hepsi orada ve oradaki erkeklerin neredeyse %95'i bu fabrikalarda çalışıyor. Yani Kırıkkale'de yaşayan herkes MK'de çalışıyor. Mesela Batman'da da öyleydi. Batman'da çalışan erkeklerin hepsi bir ara Türkiye Petrolleri'nde çalışıyordu. Genel bir istihdam alanından bahsediyoruz. Ve o fabrikaların orada olması sebebiyle şehirdeki erkek nüfusunun %70'inde ruhsatsız silahlar var. Yani silahı olan bir komüniteden bahsediyoruz. Kendini korumak için. Ya tam olarak öyle diyemeyiz ama Amerika biraz daha farklı. İnsanların silahı var. Bu çok tehlikeli bir şey. Ruhsatsız silahları var. 15 gün boyunca maçın başladığı zaman şehirde anonslar yapılıyor. Tarsus taraftarını yaşatmayacağız. Tarsuslulara ölüm. Arabalardan, kamyonlardan. Bölge çok garip bir psikolojiye sokuluyor. Maçı bir ölüm kalım maçı haline getiriyorlar. Ve ciddi bir şekilde o dönemin çeşitli futbol aydınları, çeşitli toplumun aydınları, valileri ve bakanlığı uyarıyorlar. Bu maç Kırıkkale'de oynanmasın diye. Bugün öyle bir şey olsa hayatta Kırıkkale'de oynanmaz mesela eminim. Fakat her türlü baskıya rağmen maç Kırıkkale'de oynanma kararı veriliyor ve maçın saati biraz ileri alınarak şehirde çalışan erkeklerin fabrikadan çıkış saatine de denk geliyor. Yani orada amaçlanan şey şu. Tribünde 2000 kişilik yer var fakat o gün maça gelen Kırıkkale'li sayısı 12 bin. Yani kapasitenin 6 katı. Ve bu zaten Kırıkkale nüfusunun %10'una denk geliyor. Orada amaç Tarsus'u yenip bütün şehrin desteğini alıp bu gergin, biliyorum o dönemler gerçekten çok sıkıntılı dönemler ve bu tarz olaylar toplumsal olarak bugün dahi çok sık hatırlanan katliamlara ve büyük olaylara sebep olmuştur. Maalesef şehir bu psikolojiye sokuluyor. Tarsus taraftarı da her türlü uyarıya rağmen devletin de güvence vermesiyle birlikte 500 kişilik bir Tarsus taraftarı da deplasmana getiriliyor ki oranın da tribün kapasitesi 150. Yani her şey göz göre göre oluyor. Şu an öyle bir şey izin verilir mi mesela deplasmana? Mümkün değil. Bugün bile hala çok üst seviyede bile izin verilmiyor ve olayların çıkmasının kaçınılmaz olduğu bir durumun içine düşüyoruz. Erkekleri var, silahları var, ortam çok gergin derken maç ilk yarı 0-0 bitiyor. İkinci yarı 55 ve 56'da karşılıklı birer gol atılıyor. Ne olduysa 87. dakikada oluyor. Kırıkkale Spor bir penaltı kazanıyor. Kırıkkale Spor o penaltıyı kaçırıyor ve maç 1-1 bitiyor. Yani Tarsus şampiyon oluyor. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Tarsus İdman Yurdu kulübesine taş yağıyor ve asıl kırılma noktasını başlatan bir olay yaşanıyor. Tam maçın bitiminde zaten tribün inanılmaz öfkeli ve ortam gerilmişken ki tribün kapasitesinin 6 katı insan olduğunu söylüyorum. Kırıkkale Spor kalecisi Salih Mızrak çok pişman olacağı bir şey yapıyor ve Tarsus İdman Yurdu forveti Zafer'e bir yumruk atıyor. Ve bu yumruktan sonra saha tamamen karışıyor. Toplum polisleri Tarsuslu oyuncuları ilk önce bir çembere sarıyorlar. Sahanın ortasına geliyor. O dönemki emniyet müdürü silah kullanılmasına izin verilmiyor vesaire derken soyunma odaları yanmaya başlıyor. Taraftarlar sahaya giriyor. Yani inanılmaz bir katliama doğru halkın galeyana gelip ne yaptığını bilmediği durumun içine doğru ortam düşerken bir silah sesi duyuluyor statta. Silah sesi duyulduktan sonra emniyet müdürü hemen onların da silah kullanması gerektiğini söylüyor ve bir çatışma başlıyor. Bu çatışmalar sonunda maalesef 4 kişi hayatını kaybediyor. Bunların birisi işçi, birisi öğretmen. İkisi de çok üzülerek çocuk. Daha biri 14, biri 16 yaşında iki çocuk vefat ediyor. Ve 61. Piyade Alayı sahaya gelene kadar olaylar bitmiyor. Tarsus İdman Yurdu oyuncular ve taraftarlar jandarma alayına götürülüyor. Bir gün orada bekletiliyor ve o şekilde Tarsus'a geri dönüyorlar. Bu olaylardan sonra 5 kişi tutuklanıyor. Maalesef bence olayları başlatmaya sebep olan Salih Mızrak ifadesi vesaire alınsa da herhangi bir cezai müeyyide uygulanmıyor. Bence o da bu konuda adli yargılanması gereken birisiydi. Ve olay bir şekilde bitiyor. Tarsus'ta bu olayı duyanlar sokaklara çıkıyor. Neredeyse küçük bir iç savaşa doğru giden olay bir şekilde 4 ölü ve 100 yaralı, 100'den fazla yaralıyla atlatılıyor. Bu olay da zaten bugüne kadar gelen sporla ilgili yasaların hepsini etkileyen bir olaydır. Hem çok üzücü hem onu anmak istedim. O günleri anmak istedim. Hem ölen insanları anmak istedim. Hem de çok küçük şeylerin ne kadar tehlikeli yerlere gidebileceğini, onu öldürürüz, onu keseriz, geberteceğiz. Futbolda böyle bir kötü bir dil var. Bunun zaman zaman ne kadar acı sonuçlar doğuracağını anlatan bir hikaye ve ölen 4 kişinin de Kırıkkale fabrikalarından çıkan kurşunlarla öldüğünü de eklemem lazım. Yani ezilme vesaire sonucu değil. Direkt kurşunla maça gittiğinizi düşünün ve kurşunla öldüğünüzü düşünün yani. Bu çok Türk futbol adına da talihsiz ve kirli bir olay diyelim. Yani işte futbol asla sadece futbol değildir dediğimiz durumlara örnek olabilecek bir durum ki benim 2 ve 1 numaralarımda da böyle olaylar var aslında. Hı-hı. Maalesef sadece Türkiye'de de değil dünyada bu tip bir kıvılcımla sonrasında çok kötü noktalara gitmiş olaylar var. Evet maalesef. Anam bu da neymiş topmuş. İki numaralara geldik demek istiyor Oğuzhan Kapılar. Topu öncelikle kendisi. geri iade olmaz. Çünkü zaten iade geridir. İki numarada i̇ki ortak. İki numarada Cihat Akbil'in bana anlatınca benim yayına girmeden önce iki numaramı değiştirmek durumunda kaldığım, acayip beğendiğim, hem de benim yaşadığım yerler Orhan Kadıköy Moda taraflarında geçtiği için de bir anda acayip içimi aldığım bir hikaye. Çakmak hikayesi 1949 yılında restore edilen Fenerbahçe Stadyumu'nun açılış maçında Fenerbahçe'nin davet ettiği Avusturya takımı Admira Vaker'in
iki oyuncusunun hikayesini anlatacağım. Birisi takımın kaptanı ve Wilhelm Hannemann. 1938 yılında Dünya Kupası'nda gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Dünya Kupası oynamış, gol atmış ve şu an bir ulusun milli takımının kaptanından bahsediyoruz. Şimdi biraz o dönemdeki şeyden de bahsetmemiz gerekiyor. Yasalardan bahsetmemiz gerekiyor. Bu hikaye de bu arada sevgili Tuncay abim, Tuncay Yavuz'u tanırsa Londra'da şimdi. O yazmıştı. Üstüne ben de araştırdım. Hatta Gain'de de küçük mini bir belgeseli var. Oradan da izleyebilirsiniz. 1928 ve 1950 yılları arasında Türkiye'de tekelin yaptığı çakmaklar dışında çakmak, alımak, satmak, yapmak, ithal etmek, ihraç etmek yasak. Çakmak bir dönemin lüks tüketim ürünlerinden birisi. Fakat dünyada çakmak daha normal bir alet olmaya başlarken biz o yasayı kaldırmıyoruz. Kaldırmamışız. Ve Türkiye'de çok ciddi bir komik gelecek biliyorum. Çakmak kaçakçılığı var. Çünkü çakmak kara borsa. Ki hatta şöyle bir örnek vereyim. Muhtar çakmağı diye bir şey var. Devlet muhtarlara çakmak veriyor özel. Yani çakmak önemli bir alet. Hatta hatırlarsanız 90'larda bu çakmak reklamları vardı televizyonda. Tokayı mokayı. Çakar çakmaz çakan çakmak. Çakar çakmaz çakan çakmak. Nasıl reklam ama? Çakmak şu anki gibi bir şey değildi. Zıt tokayı. Götün go kakayı. 22 yıl boyunca Türkiye'de çakmak bir şeydi. Hapis cezası alabileceğiniz bir şey. 1949 yılında Kadıköy Moda'da devriye gezen bir polis müdürü insanların elinde çok fazla çakmak görüyor. Yani her tarafta birinin elinde çakmak var. Herkes sigara yakıyor vesaire derken şüpheleniyor. Lan bu çakmak niye herkes elinde çakmak var? Ve olayın peşine düşüyor. O sırada Kadıköy Moda'da bir otelde kalan Admira Wacker'li oyunculardan iki tanesi Hannemann ve Reinhardt yanlarında getirdikleri 5800 tane çakmağı Kadıköy ve Moda'da gizlice satıyorlar. İki tane futbolcu maçtan önce. Ve bunu keşfeden polis müdürü iki tane polisi elbiselerini çıkartırıp sivil hale getirip onlara gönderiyor, suçüstü yakalayacak. İki tane polis gidiyor Hannemann ve şeyin yanına, Reinhardt'ın yanına. İşte çakmak var mı falan derken şak diye bunları kelepçeliyorlar. O sırada iki tane de küçük çocuk, biri 10 yaşında biri 15 yaşında babalarına çakmak alırken yakalanıyor. Onlara da götürüyorlar. Tamam mı? Tabii ilk başlarda işte bunlar tutuklanıyor falan. Tabii her yerde olay oluyor. O sırada bunlar tutukluyken Fenerbahçe Admira Wacker'le maç yapıyor. 4-2 bitiyor. Yeniyorlar falan filan. Tabii bu insanlar şey diyor, hani çıkacağız, gideceğiz, göndereceğiz falan. Hiç öyle olmuyor. Savcı iddianameyi yazıyor, mahkemeye çıkıyorlar ve ikisi de 6 ay hapis cezası artı çakmak başına 5 lira ceza alıyorlar. İki tane de çocuğa da 5 lira ceza veriyorlar. Onları babalarına gönderiyorlar. Reinhardt ve Hannemann hapse atılıyor. Paşakapı cezaevine. Tamam mı? Lan onlar da diyor ki ne oluyor? Hani falan işte neyse, Avusturya devleti bir yokluyor vesaire. Türkler diyor ki bizim yasalarımız çok açık. Hem gümrük kaçakçılığı hem yasaklı mal satışı kaçakçılığı. Abi ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Bu adamlar hapisten çıkamıyor 6 ay sonra. İkisi de Paşakapı cezaevinden çıkıp Avusturya'ya geriler. Sonra 50'de Demokrat Parti iktidar geldikten sonra yurt içinin satış yasağı kalkıyor. Bu sefer işte onlar hapisteyken oluyor bu. Hemen temyize kararı bozmaya gidiyorlar. Onlar da diyor ki tamam bu yasak kalktı da gümrük kaçakçılığı daha kalkmadı. Bunlar yatacak. Adamları 6 ay yatırıyorlar abi. 2 tane Avusturyalı futbolcu, birisi de milli takım kaptanı. Biraz Midnight Express hikayesi gibi de olsa Türkiye Cumhuriyeti hiç geri adım atmıyor gerçekten. İki oyuncu Türkiye'de Paşakapı'da hapis yattıktan sonra ülkelerine gönderiyor. Zaten 80'den sonra falan bizim bu çakmak işinin şeyi değişiyor ülkede. Çakmak bir ara hakikaten bu hikayede böyle bir hikaye, garip bir hikaye. Biz boşuna iki numaramızı değiştirmedik aga. Müthiş bir hikaye. Anlatım da çok güzel. Böyle adamın içeriye de kalışı falan, alınamayışı. Gerçek bir storyteller. İlginç hikaye. Artık günümüzde böyle hikayeler yaşamıyoruz. Çok enteresan dönüyor top. Ha. Dur bakalım başımıza bir iş gelecek. Evet, geldik şimdi, bir numaralara. Ama ondan önce. Ne? Yok hayır, bitti mi o dönem? Bitti, kalktı. Tavşanda ekşi var bugün. Ha, tavşanda ekşi var. Tavşanda ekşime yapıldı. O kimin filmiydi? Ekşi tavşana limon yedirmişler, ekşimiş. Ekşi tavşanlar kimin filmiydi? Öyle film mi var lan? Ekşi elmalar. Ekşi elmalar. Ekşi tavşanlar ne sapık. Güzel film var. Ben de bir numarada futbol menajer, Championship menajer oynayan herkesin çok yakından tanıdığı fakat tam olarak kendisine hakim olabilmediğim bir adam var. Kennedy Bakırcıoğlu. Benim de bir numaramda 1974 Dünya Kupası, ki o dönemki adıyla Batı Almanya'da düzenlendi. Elemelerinde son playoff eleme mücadelesinde Sovyetler Birliği ile, yine o dönemki adıyla Şili mücadelesinde, Şili'nin tarihin en karanlık golü denilen golünü attığı ve işte o devam meşhur abi, zaten mücadele var. Ben girdim o zaman anlatayım. 1974 Dünya Kupası elemelerinde Avrupa'nın 8 kontenjanı var. Bir tane de playoff'tan takım gönderebiliyor. 8.5 diyebiliriz. 9 tane grup var. 8+1. Evet. 9 grubun lideri gidemiyor bu yüzden. 8 grubun lideri gidiyor. Bir grubun lideri de... Ne 9 grubun lideri gidemiyor? Oğlum Avrupa elemelerinde 9 tane grup var. Tamam. 8 takım direkt gidebiliyor. Yani 9 grubun 9 lideri gidemiyor. 9 lideri gidemiyor. Kura çekiliyor. Sovyetler Birliği'nin bulunduğu grubun, daha
daha elemeler başlarken yani elemelerin ortasında mı ne çekiliyor? Playoff sonucu gideceği belli oluyor. Sovyetler Birliği grubu lider bitiriyor ve playoff'la gidecek. Diğer 8 lider. Ki o kadar iğrenç bir dönem ki her sene her Dünya Kupası ayrı formatta yapılıyor. Yani o aynen. Hep abuk soğuk. Dünyanın da çok enteresan değişimlere gebe olduğu bir soğuk dönem. Soğuk savaş dönemi. İşte Sovyetler Birliği zaten işte dünyayı çok fazla etkiliyor. O komünizmin etkisini Amerika Birleşik Devletleri bir yandan işte Sovyetler Birliği'nin en büyük düşman olarak algılıyor. Evet, en büyük düşman olarak algılıyor. Bir yandan Sovyetler Birliği üzerine çalışmaları var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Diğer ülkeleri Sovyetler Birliği'ne düşman etmeye, Sovyetler Birliği'ne karşı kışkırtmaya çalıştıkları bir dönem var. Şili'de çok büyük karışıklıklar var yine bu dönemde. Güney Amerika'dan bir takımla işte Sovyetler Birliği'nin grubu eşleşecek. Oradan da Şili Peru'yu yenerek en son maçta Güney Amerika grubunun temsilcisi olarak geliyor ve Şili ile Sovyetler Birliği 1973'ün son aylarında eşleşiyorlar. 1973'ün son aylarında da Şili karışık. Şili'de artan bir militarizm ve şey var. Junta rejiminin, daha doğrusu junta rejimi daha yok. Valende başta ama onun atadığı 3-4 ay önce Genelkurmay Başkanı olarak atadığı Pinochet Amerika Birleşik Devletleri destekli bir adam ve her geçen gün daha da güçlenerek Amerika Birleşik Devletleri de zaten Sovyetler Birliği ve işte komünizme daha yakın, sosyalizme daha yakın bir lider olduğu için Valende onun bir şekilde devrilmesini ve işte Pinochet'in ve de Junta'nın Şili'nin başına gelmesini istiyor. Bu denli karışık bir ortamda takımlar eşleştiğinde daha Pinochet darbeyi yapmış değil. Ama maç 3-4 ay sonra oynanacak. O süreç içerisinde eşleşme ortaya çıktıktan 1-1,5 ay sonra son derece kanlı bir devrimle Pinochet kendisini 3-4 ay önce göreve getiren Valende'den koltuğu alıyor. Daha doğrusu işte bırakın görevi şeklinde çağrı yapılıyor. Teslim olun. Olmuyor. İşte saray bombalanmaya başlıyor. Sonrasında yine teslim olmuyor ve çok büyük intihar ediyor. Şiddet durumu var zaten. İnanılmaz bir büyük bir şiddet var. Orada işte çok önemli sanatçılara işte işkenceler yapılıyor. Çok önemli figürlerine Şili'nin. Çoğu öldürülüyor. Bazıları gözaltında kaybediliyor. Çok karışık bir ortam var kısacası. ABD destekli bir junta darbesiyle beraber Şili'de sonuçta yönetim değişiyor. Böylelikle artık eşleşmenin oynanacağı tarihe gelinirken Şili hükümeti şöyle bir şey istiyor. Diyor ki biz bu maçı Santiago Ulusal Stadyumunda oynatacağız ve burada hayatın normalleştiğini, herhangi bir şiddet olmadığını, Şili'nin dışarıda anlatılmaya çalışıldığı gibi olmadığını göstermek istiyoruz diyor. Ama aslında işin gerçeği öyle değil çünkü Santiago Ulusal Stadyumu birçok katle sahne olan evet, mahkeme salonu gibi bir yer aslında. Evet yani orada birçok idamlar, birçok toplu infazlar yapılıyor. Hatta stadın boyatılmasına rağmen öyle söylenir. Hala kan koktuğu, hala stadyumun ölüm koktuğu o gün maç esnasında söylenir. Tabii ki işte demin de söylediğim gibi Pinochet ve ekibi stadyumu boyatıyor, ediyor falan filan biraz elini yüzünü düzeltmeye çalışıyor. Ama o tarihlerde orada olanlar stadyumun resmen işte kan ve ölüm koktuğunu, o havanın sirayet ettiğini söylerler. Ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de ilk maç oynanıyor Rusya'da Sovyetler Birliği'nde. 0-0 berabere bitiyor. İkinci maç için FIFA'ya başvuruyor. Diyor ki biz diyor bu kadar diyor insanın öldürüldüğü, bu kadar kanlı olaya sahne olan bir yerde rejimi tanımıyoruz. Bu rejimi tanımıyoruz ve böyle bir yerde de maç yapmak istemiyoruz. Bu maçı şeye alın, tarafsız bir yere alın. FIFA'nın değiştireceğini düşünüyor o dönem birçok insan ama FIFA da ilginç bir şekilde bu kararın arkasında duruyor ve diyor ki hayır diyor işte stadyumda bir sıkıntı yok. FIFA'ya çantalar gitmiş. Aynen. Şili'nin amacını anlayabiliyoruz. İşte Şili demin de bahsettiğim gibi hani ülkede bir sıkıntı yok, şu zaten yok. Zaten futbol ve spor bu tarzda bir ters propaganda amacıyla da çok kullanılmış. Yani bir yerde aslında spor faaliyetlerinin durması demek oranın çok kötü durumda olduğu anlamına gelir. Yani Suriye Ligi'nin 10 yıldır devam ettiğini biliyor musunuz mesela? Suriye Kadınlar Ligi bile 10 yıldır devam ediyor. Ya bu ısrarla bütün takımların Şam'a getirilip orada oynatılıyor mesela bu lig. O bir şey aslında. Hayat normal devam ediyor konusu biraz. Ve böylelikle maçın oynanacağını söylüyor FIFA. Sovyetler Birliği maça çıkmayacağını söylüyor ve gelmiyorlar hakikaten. Maç günü, maç tarihinde o dönemki kurallara göre takım gelmediği zaman maç doğrudan hükmen bir takıma tescil edilmiyor. Ki tescil edildiğinde de skor galiba 2-0 o zamanki hükmen skoru. Ama maçın başlaması gerekiyor. O yüzden Santiago Ulusal Stadyumunda 1973 kışında ya da sonbaharında tarihte hiç belki de örneği görülmemiş bir şey oluyor. Ki Şilili oyunculardan 4-5 tanesi junta yanlısı, belki biraz daha fazlası kadrodaki ama birçoğu da muhalif intihar eden. Onların hikayesi ayrı, apayrı bir yer yani bir şey. Allende'nin tarafında olan isimler ve aslında maça çıkmak istemiyorlar ama onlar da öldürülecek maça çıkmazlarsa. Bu figürler içerisinde en önemlisi Kazeli. Şili milli takımının en önemli oyuncularından biri. Aynı zamanda da muhalif ve santra yapıldıktan sonra hareketlenmeyen tek oyuncu. Çok ilginç bir şey oluyor. Hakem geliyor sahaya. Maçı başlıyor.
başlatıyor. Sovyetler Birliği yok sahada. 11 tane oyuncu var. Şili takımı atak yapıyor. Gidiyor Sovyetler Birliği kalesine. Gole atıyor. Bu tarih boyunca bugün de o günlerde de futbol tarihinin en karanlık golü. İşte insanlığa atılan gol şeklinde anlamlandırılan ya da işte o şekilde kullanılan bir gol. Şili bu golü atıyor. Sovyetler Birliği santra yapamayacağı için oyun orada kilitleniyor ve orada hükmen tatil ediliyor mücadele. Şili takımında hareketlenmeyen tek oyuncu da demin söylediğim gibi Kazeli. Bugün bile yani daha sonra yaptığı şeylerde de ben bütün takım arkadaşlarımın da büyük bir pişmanlık duyacağını inanıyordum diyor ondan sonra ve yaptığı hareketin hala arkasında olduğunu söylüyor. Böylelikle Şili sahada olmayan Sovyetler Birliği'ni eleyerek Dünya Kupası'na gidiyor ve tarihe de gerçekten utanç verici bir gol ve zaten çok protesto ediyorlar. 1974 Dünya Kupası boyunca bir hayli olaylar oluyor Şili'nin maçları öncesi. Yani ıslıklanan bir takım oluyor Şili. Çok ikonik bir andır. Benim bir numaram böyleydi Cihat. Evet, gelelim abi, senin bir numaran. Ağzına sağlık. Yine şey bir hikaye. Futbolun hayatla iç içe geçtiği ve politik olarak aslında ne kadar önemli olduğunu anlatan bir hikaye. Benim bir numaramda da yine benzer bir şey var. Kennedy Bakırcıoğlu'ndan bahsetmiştik. Kennedy Bakırcıoğlu'yu anlatmadan önce aslında bunu birinci sıraya alma sebebim gerçekten o an müthiş bir an. Yani anlatacağım hikaye. Bir gol sonrası sevinçten bahsedeceğim. Fakat hikayeyi aslında daha anlamlı yapan ya da benim aslında konuşmak istediğim yer Kennedy Bakırcıoğlu'nun etnik kimliğinin ve Türkiye'den göç edişinin hikayesi biraz aslında. Şimdi şöyle Süryaniler. Süryani ismini herkes çeşitli şekilde duymuştur. Özellikle Mardin Midyat bölgesinde bugün oralarla ilgili bir şeylere baktığınız zaman mutlaka rastlayacağınız Anadolu'nun kadim halklarından birisi. Yani bir Hristiyan topluluğu. Bunlar kendi içinde mezhepleri dağılsa da Midyat bölgesinde özellikle Ortodoks Süryanileri görüyoruz. Hatta örnek vermek gerekirse bu şu an ligimizde oynayan bir Süryani oyuncu da var. Jimmy Durmaz bilindiği üzere. Zaten isimleri böyle bir Hristiyan ismidir, bir Türk soyadıdır. Çünkü ana vatanları burasıdır. Turadbin dedikleri Midyat'taki bir bölgedir. Ve çok uzun yıllardır orada yaşamışlardır. Fakat Osmanlı'nın yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması aşamasında Lozan'da, garip yerlere giriyorum şu an ama yani bunu anlatmam gerekiyor şey anlamında nereye bağlayacağımı. Bir azınlıklar şerhi vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan azıklar şerhi. Bu şerh her ne kadar detaylandırılmasa da Yahudiler, Rumlar ve Ermenileri kapsar. Yani eğer siz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir Ermeni, Rum ya da Yahudiyseniz, örnek veriyorum, çocuğunuza din kültürü dersi zorunlu değildir mesela gibi. Çeşitli haklara sahipsiniz. Okul açabiliyorsunuz, kendi vakıflarınız, derneklerinizi açabiliyorsunuz. Lozan'da Türkiye Cumhuriyeti bu anlaşmayı yaparken bu halklar belirtilmemiş ve bir azınlık olarak tanımlanmış. Fakat Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler bu azınlıkların içine girerken yine Anadolu diğer kadim halkları Keldaniler ve Süryaniler dışarıda kalmıştır. Bunlar nüfusu yaklaşık nasıl desem 90 bin, 100 bin civarı insan toplulukları. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönemde bahsediyorum. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni üniter yapısıyla birlikte bu insanlar daha büyük problemler yaşamışlar. Yani hem Hristiyanlar hem de diğer Hristiyanlar gibi çeşitli haklara sahip değiller. Bununla ilgili çeşitli spekülasyonlar olsa da şöyle bir iddia ortaya atılmıştır. Atatürk'ün de çok yakın dostu olan o zamanki Süryani ruhani lideri Agust İlyas dedikleri kişinin kendini bir asli unsur olarak görüp azınlık şerhini biraz kendine yakıştıramayacak üzerine bir şey iddia ortaya atılmıştır. Fakat gel gelelim git gelelim Süryaniler Turabdin bölgesinde yani Midyat bölgesinde hakları anayasayla güvence alınmamış, kendini yalnız hisseden ve 1915 Anadolu'sundan bahsediyorum. Ne kadar karanlık ve kanlı bir coğrafya olduğunu biliyorsunuz. Yapayalnız kalmışlar ve o dönem yaşanan çok büyük toplu olaylar, göçler vesaire derken Türkiye'de yaşayan Süryaniler çok uzun bir süre kendini güvende hissetmemişti. Uzun bir süre 1960'lara kadar büyük olaylar yaşayan topluluklar kendilerini sineye çekerler ve onları farklılaştıran özellikleri toplum nezdinde göstermekten korkarlar. Yani dinini de kendisi yaşar. O toplumun, o kültürünü çok fazla göstermek istemiyor. Çok göze batmamaya çalışıyor. Evet, kabaca bu. Ve Kıbrıs olayları, tek parti rejiminin sonu, 60 darbesi derken nerede Türkiye dışarıda bir Hristiyan devletle ya da dış güçle kavga etmeye başlasa buradaki Süryaniler kendilerini tehlikede hissetmiş. Çünkü Kıbrıs aleyhine bir şey söylemeye başladığı zaman 2 dakika sonra bu sefer Süryanilerle ilgili. Hatta o döneme ait çok da çirkin bir laf vardır. Kırmızı beyaz fark etmez soğan soğandır diye. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da oradaki toplumların biraz ne olsa Süryanilere dönme gibi bir şey. Bunlar da kadim bir topluluk ve gerçekten hayatları boyunca sıkıntı yaşamış bir şey. Kavim. O 100 yıl önce de yaşamış, 200 yıl önce de yaşamış, Osmanlı'da yaşamış, ondan önce de yaşamış. Bulundukları toprakta biraz acıyla yoğrulan bir kitle. 60'tan sonra Türkiye'nin Almanya'yla işçi anlaşması yapmasıyla birlikte küçük bir kısım o dönemki 40 bin kişiden yaklaşık 15 bin tane Süryani erkeği Almanya'ya gidiyor. Türk işçileriyle birlikte işçi olarak gidiyor. Şöyle diyeyim.
diyeyim, o zaman Almanya'ya giden Türk işçilerin de, Kürtlerin de, Süryanilerin de, Alevilerin de tek bir hedefi var aslında. Oraya gidip biraz para kazanıp buraya geri dönmek. Fakat orada şöyle garip bir kırılma yaşanıyor. Bu bütün etnik kökenler için de geçerli. Oraya giden Almanlar ilk başta aileleri gitmiyorlar. Sadece çalışacak erkek gidiyor. Sonra her yaz tatilinde köylerine dönüp orada yaşadıkları şeyi anlatınca diğer insanlar bunu bir rüya gibi algılayıp ve bu mesela göçü çok hızlandıran bir psikolojik şeye dönüyor. Katalizöre dönüyor. Ve çok hızlı bir şekilde Süryaniler de, ki Süryaniler aile bağları çok kuvvetli bir millettir, yavaş yavaş şeye göç etmeye başlıyorlar. İşte bu tam debinin ortasında Kennedy Bakırcıoğlu'na geliyorum. 72'de Kennedy Bakırcıoğlu'nun ailesi İsveç'e göç ediyor ki İsveç'te bir Süryani diasporası da vardır bugün. Orada ciddi bir Süryani topluluğu var. Ve Kennedy Bakırcıoğlu 16 yaşında Asriska'da, yani isminden de anlaşılacağı üzere zaten Süryani bir Asuri kavimdir, Süryanilerin kurduğu bir takımda futbola başlıyor derken 18 yaşında Hammarby Kennedy Bakırcıoğlu'nu keşfediyor ve 2002 yılında da o efsane CM'ye düşeceği dönem başlıyor. Kennedy Bakırcıoğlu bir anda bütün dünyanın tanındığı, hatta bu meşhur Futbol Manager Hayatımı Çaldı kitabında da onun röportajı da vardır. Kennedy Bakırcıoğlu bir Süryanidir. Yani işte Jimmy Durmaz gibi ya da Kasımpaşa'da hatırlar mısınız bilmem 10 sene önce bir Sanharip Maliki diye bir santrafor vardı. O da Suriye Süryanisi, Asuri'ydi o da. Çünkü Türkiye'deki Süryani merkezi 33'ten sonra Şam'a, Halep'e taşınıyor. Yani aslında onların kutsal bölgesi bizim şu an Midyat bölgesidir. Hatta Deir-Zafaran Manastırı da onların kadim manastırıdır. Ve Kennedy Bakırcıoğlu bir Hammarby'de bir futbol hayatına başlıyor. Sonra Ajax, işte Racing Santander, Yunanistan kariyeri falan derken hiçbir zaman o FM'deki adam olmuyor. Ama Kennedy Bakırcıoğlu her zaman çok iyi bir oyuncuydu. Ben kendim de hatırlıyorum. Son döneminde de çok teknik, uzun 10 numara, çok iyi topa vuran, çok iyi frikik atan, çok iyi duran top vuran ve çok karakterli oyuncuydu. Kennedy Bakırcıoğlu 30 yaşında Hammarby'ye geri dönüyor ve 8 sezonda Hammarby oynuyor. Son sezonu, hikayenin asıl geleceği yer, son sezonu bir Göteborg maçında oyuna giriyor. Maç 1-0. Penaltı oluyor. Penaltıyı Kennedy'ye veriyorlar. Kennedy istemiyor. Gidip öbür oyuncuya veriyor. Öyle bir şey ki ya, o penaltıyı ilgili de şunu diyor. Onu alıp kaçırsaydım, bu arada kariyerinin son maçlarını oynanıyor ve aşırı sevilen bir adam taraftar tarafından. O maçı kaçırsaydım Kennedy'nin kaçırdığı penaltı olacaktı. O yüzden istemedim de diyor. 2 dakika sonra free kick oluyor. Çok uzak. 35 metre. İnanılmaz bir vuruş yapıyor ve topu ağlara giriyor. Zaten topu ağlara girdikten sonra stat'taki ya 39 yaşında kafası kelleşmiş, kara ve uzun boylu bir adam. Takımın efsanesi ve çok acayip bir gol atıyor. Zaten bütün o stadın şeyini o anda görüyorsunuz. Maçtan sonraki görüntüler falan hepsini göreceksiniz. Fakat orada şöyle bir şey yaşanıyor. Bunu birinci sıraya almam ve aslında biraz Süryanileri anlatmak istemem. Biraz hikayenin sonunda şuraya geliyor. Bir taraftar, onun da çok net videoları var, elindeki bira bardağını, bira bardağı içinde bira olan, Kennedy'ye doğru fırlatıyor. Kennedy bardağı havada tutuyor. İçinde bira kaybı olmadan. Çok komik bir olay. İçiyor, geri fırlatıyor ve taraftarlarına sevinmeye gidiyor. Ya, o anı aslında Kennedy Bakırcıoğlu'nun kariyerinin en garip anlarından ve zirve anlarından birisi. Futbolu bırakacağı sezon yaşadığı bir olay. Bana çok şey geldi yani. Her şey o kadar sanki bir el olaya dahil oldu ve o penaltıyı atmasını istemedi. Sonra o frikiyi attırdı. O biranın havadan gelişi, hiç kimseye dokunmadan düşüşü, oyuncularla sevişi. Copa 90 Stories YouTube kanalında bu olayı anlatan bir mini belgesel var. Onu da izleyebilirsiniz. Kennedy yazıp Copa 90. Biraz bunu anlatmak istedim. Finali de şuraya bağlayacağım aslında. Bu hikaye bana Kennedy Bakırcıoğlu'nu baktığımız zaten soyadını duyduğumuz zaman hani kendimize zaten fenotip olarak da çok bizden bir surat. Maalesef kaybettiğimiz topluluklardan çok azalan bugün işte 2500'e yakın Süryani yaşıyor. 2003'teki AB uyum yasaları gereğince bazı hakları, yani Lozan'da aslında verilmeyen hakları 2003'teki AB ittirmesiyle biraz onlara verilebildi. Anaokulu vesaire açabildiler. Süryani çocukların zorunlu din kültürü dersi alması vesaire. Biraz hala statüleri havada kalsa da haklarını hala alamamış bir toplumdur ve hep arka planda bırakılmıştır. Çok fazla lobi gücü de olmayınca biraz öyle oluyor. Dediğim gibi Kennedy Bakırcıoğlu aslında bizden biridir. Bu topraklardan çıkmıştır ama İsveç milli takımında oynamıştır ve İsveçlilerin efsanesi olarak kariyerini bitirmiştir. Keşke biz sahip çıkabilseydik diyorum bu insanlara. Çok iyi futbolcuydu. Ben o kısmına %100 katılıyorum. Çok da iyi bir İsveç jenerasyonunun daha iyi olması beklenen parçalarından biriydi. Olmadı. Olmadı dediğin gibi ama oldukça önemli bir oyuncuydu. Böylelikle ikonik 4 bölümümüzün toplam 5'er 5'er, ki bir tanesi ortak, 9 olayı oluyor. Bugün sizlere çok sıralamış olduk. Yerlere girdik hikayelerde. Başkan sen de benden çok politik konulara girdik. Bence güzel dolu dolu bir program oldu. 7 saat 12 dakikaya doğru gidiyoruz bakalım. Şimdi Ekşi Sözlük yorumlarını bu bölüm okuyacaktık. Onu bir bölüm daha uzatma kararı verdik. Çünkü 1,5 saattir çekiyoruz ve yorulduk. Hem yorulduk hem de program öyle bir yere gitti ki yani neredeyse 4 programlık. Aynen. Evet, bize de fazla, bize de girmeye başladı süre olarak. Biz de yorulduk hakikaten ya, bir şey anlatmak yorucu bir şey. Program bitti. Umarım keyif alırsınız. Size bir sorun var. Hah, nedir? Abi azıcık da olsa şu gündemi konuşalım. Biraz konuşalım ya. Ne gündemi ulan?
Abi az önce döner siparişini. Hayat bir dakika. Hayat pahalı, ekonomi çöp dökmez. Anladın mı? Şimdi arkadaşlar bu ülkede yaşamak bir işkenceye dönüştü. Sen bundan bahsediyorsun galiba. Ve ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bizim gibi hayatın belli bir kısmına gelen insanların bu kavgayla başa çıkması açık konuşayım daha kolay. Ama genç çocukların şu karanlığın içinde nasıl hissettiklerini her gün, her Allah'ın günü Twitter'dan görüyoruz. Umarım kısa sürede nasıl olur, nasıl olacak, iyi mi olur, hayırlı mı olur bilmiyorum ama bu düzenin sona ermesi ve insanların artık bu topraklara ait bir hissiyatla, şerefiyle, namusuyla diyeyim bir geleceğe yürümesi gerekiyor yani. Bir an önce bu nasıl olacaksa olmalı artık. Sen ne düşünüyorsun? Yani %100 doğru söylüyor Cihat. Maalesef ülke artık... Yani benzin kuyruğu olan bir ülke haline geldik abi. Her şeyin... Pespayelik, kepazelik yani yağ sırası falan diyorlardı. Şu an mesela ne farkı var? Adetle makarna, şeker almanın falan yağ sırasında. Ahlaki olarak da, ekonomik olarak da çökmüş bir ülkeden bahsediyoruz şu anda maalesef. Ve bu kötü ekonominin sonuçları da olacak dediğin gibi. Yani bu bir yozlaşmaya da sebep oluyor ya bu mecburiyet hali. Yani kötülük kötülüğü doğurur. Yani yukarıdan aşağı doğru iner bu. Bilmiyorum ben çok şey değilim açıkçası. Yani sokak ortalarında kadınların öldürüldüğü, insanların ellerinde bıçaklarla, kılıçlarla metrolarda, sokaklarda gezdiği, ekonominin her geçen gün daha da geriye gittiği, insanların pazartesi gününden cuma gününe %30 fakirleşebildiği bir noktadayız. Umuyorum bir an önce silkinebilir Türkiye. Nasıl silkinecek birlikte göreceğiz. Bu sözün üstüne zaten abone olun falan demek de biraz komik kaçar o yüzden. Depresif kapatalım. Depresif times. Artık bazı şeylerin taklidini yapmaya da gerek yok yani. Zaten olan biten her şey kötü. Ama bir hediyemiz vardı. Onun sözünü verdik. Onu vermemiz gerekiyor. Benim geçen bölüm giydiğim kırmızı hoodie'yi bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Bugün şöyle oldu. Onu da anlatayım. Sizin için probably yorumların hepsini çıkarttık. Sen okurken bir şey yaşadın abi. İstiyorsan onu da anlatarak. Evet. Şimdi ben yorumlara bakarken hangi yoruma verelim diye incelerken Bahadır bana bir şey verdi. Çikolata mı bisküvi mi de içinde de bal varmış. Tamam mı? Onu böyle ağzımda kırarken bal bir tane yorumun üstüne analiz bana da bulaştı. Bal bir tane yorumun üstüne düştü. Ben de dedim ki peygamberin devesi gibi oturduğu yere Hazreti Eyüp'ün evine girmiş. Biraz benim tabii öyle bir şey değil bu da aklıma o geldi. Bal buraya düşünce ben bunu bir uhrevi mesaj olarak algıladım. Sevgili Eren Arslan'a vereceğiz. Üzerine bal düştüğü için yorumunun. Tamamen başka hiçbir konteksti yok. Bence bize yakışan bir harika oldu. Kriter oldu. Bal değil mi o? Bal. Demiş ki Eren Arslan beni geçen yıl içinde bulundum. Buhran'dan çekip çıkaran halen bunu sürdüren başta Oğuzhan Kapılar'a her çarşamba sabahları akşam aynen öyle izlenecek diye sevindiğim hale büründüren bu ikiliye her şey için teşekkürler sunuyorum. Mekanizmanız zarar görmesin diyor. Eren Arslan bize bilgilerini size evet, değil mi? Ulaştırırsa. Eren Arslan zaten burada çalışmıyor muydu? Yok, o değil bu. üzerine düştü bal. Şöyle göstereyim. İlk sorduğum o oldu biliyor. Hayırlı olsun. Abi, çok güzel bu. Çok tamam toparlayacağız. Kendinize iyi bakın. Umarım ananı sik. Abi görüşürüz. Kendinize iyi bakmayın. Full şimdi kıl. Bir tane ıslak şeyler. Adamın kıllar kıl full bal oldu. Bu çok erotik bir şeye dönüştü. Lütfen şey verir misiniz? Ne bakıyorsun kızım? Bırak mikrofonu. Hadi kendinize iyi bakın.